aile büyüklerimizi biz tabii geçmiş tarihe biraz uzanarak bahsedersek belki daha doğru istikamete doğru ve bugüne kadar gelmiş oluruz. Şöyle ifade etmek lazım. 1972 yıllarında aileme büyük önem veren bir insan olarak, geçmişime önem veren bir insan olarak o yapıyla hareket etmek suretiyle o yıllarda başlayan bir secere çalışmam olmuştu. Büyüklerimizden tabii ilk birinci çevrede, çemberde olan büyüklerimizden bazı duyduğumuz bilgiler vardı. Bunlar bana tabii yeterli gelmedi. Hayatımızda birçok önümüze bakarak hedef koyan bir yapıya sahip olmamız hasebiyle de ben bunu daha nasıl genişletebilirim, nasıl aileme, geçmiş ailemi, benden sonra gelecek aileme nasıl aktarabilirimi düşünerek bir secere çalışmasına başladım. Oradan itibaren de aile büyüklerimi, ben bugün şunu ifade edeyim, 1770'te Kırım'da yaşayan ulaşabildiğim, ben 8. kuşak olarak düşünüyorum oraya ulaştığım için. Tabii daha gerisi mutlaka var. Hacı İslam diye büyük bir dedemiz var. Ondan sonra bir Seyfettin büyüğümüz var. İşte onunla, o da 1800'lere doğru gelen bir tarih. Sonra yine bir iki kardeş geliyor. O iki kardeşten itibaren silsile, Kırım'da olan silsile 1870 yani 93 Harbi dediğimiz tarihe kadar Kırım'da bir yaşam var. Göç hadisesi oluşunca Kırım'da, gerçek bir Kırım yapılmış o zaman da tabii ki. Bizim ailemiz de yaklaşık büyüklerimizin yine ifadesine göre 60 hane olarak Abdülhamit Han döneminde iki tane gemi gönderiliyor Kırım'a. O gemi İstanbul'a getirilmek üzere bizim 60 hane ailemizi de gemilerden bir tanesi arızalanıyor. Bir tanesi İstanbul'a vasıl oluyor. Arızalandığı bölgede İnebolu açıkları. İnebolu açıklarında arızalanan gemilerde filikalarla bizim ailemiz, 60 hanelik ailemiz İnebolu'ya indiriliyor. O İnebolu'dan sonra da tabii o bölge biraz bilirsiniz belki sahil kesimi olan bir ilçe, ancak çok fazla geniş altyapısı olmayan, orada 60 hanenin barınması biraz güç olduğundan yine Abdülhamit Han talimatıyla, emriyle Kastamonu merkeze yerleştiriliyor. Orada şu anda hala Muhacir Mahallesi ismiyle, adıyla bir mahalle var ve Baba Sokak dediğimiz sokakta da bizim aile büyüklerimizin kendilerinin aile büyüklerinin yaş sırasına göre organize edilmiş bir ev, konak, öyle diyelim, o bölgede öyle ifade ediliyor. Gerçekten de konak niteliğinde olan yerler. Bu ailemiz oraya yerleşiyor. İşte orada bir Muhacir Camisi yapılıyor. En büyük dedemiz, bizim Kastamonu'ya gelen ilk dedemiz, yani benim babamın dedesi, adı Baydarovalı Hacı Abdurrahman Ağa. O zaman soyadı kanunu yok. Soyadı kanunu gelince de Baydarovalı zaten Kırım'da olan bir bölgedir. Oradan Baydar soyadını alıyor ailemiz. Bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde de Baydar soyadı rast gelebilirsiniz. Onların da büyük bir kısmı yine aynı bölgeden, Kırım'dan gelme insanlardır. Ailemizde tabii Hacı Abdurrahman dedemiz gerçekten bir hacı. Yani bazen takma at da koyarlar ama o yıllarda hacca gitmiş. 7 yaşında da kurra hafız olmuş olan bir büyüğümüz. Kendisi aynı zamanda o yetiştikten sonra bölgede dersi am olarak görev yapıyor ve 24 yaşındayken gemiye biniyor. Kastamonu'ya intikali 24 yaşlarına rast geliyor. Mahalle içerisinde de
yapılan muhacir camisinde çok emekleri olan aile. Dolayısıyla orada hem oranın imamlığını yapıyorlar, hem müderrisini yapıyorlar, hem eğitim veriyorlar. Yani Kastamonu'da da işte bir Baydar soyadı derseniz hafız hocalar diye ifade edilen üç kardeş de hafız zaten. O bölgede bayağı bir rahleyi tedrisat diyelim eski tabiriyle. O manada da çok büyük hizmetler vermiş olan aile büyüklerimiz var. Tabii bir kısmı oraya yerleşirken bir kısmı da ülkemizin, Türkiye'mizin başka bölgelerine yerleşenler de var. Bizim ağımız oradan geliyor. Soyumuzun bir kısmı oradan geliyor. Bir kısmı da yine Romanya üzerinden. Şimdi bir Kafkas'tan gelen kol var, bir deniz yolu var, bir de Balkanlardan gelen kol var. Balkanlardan gelen kollar da yine Romanya, ondan sonra Plovdiv yani Filibe dediğimiz Bulgaristan'ın malum ilçesi. O ilçede bir süre yaşam sürüyorlar. Tabii sonra azınlık olunca bütün toplumlarda böyledir. Bir araya gelmeyi arzu ederler. Tekrar İstanbul'a bir geliş söz konusu oluyor. Benim babaannemin babası Plovdiv'den yani Filibe'den Fatih'e, Karagümrük'e gelmiş olan bir büyüğümüz. Onun da bazı tarihte olan yaşanmışlıkları var. Onları da ifade etmekte fayda var. İlk çorapçılığı yurt dışından bir makine getirerek makine ile Şehzadebaşı'nda, burada hemen yakınımızda bir atölye kurup çorap üreten bir büyüğümüz. Çorapçı Ahmet Efendi lakabı da odur. 1918'lerde malum Zeyrek ve Fatih yangını, öncesinde Fener Balat yangınları, yani bu bölgede özellikle ifade edilen rakamlar 7500 civarında hane yok olmuş, ahşap ev yok olmuş. Bunun içerisinde bu bölgemizde dahil tabii ki. Aile büyüklerimizin işte bir dedem benim geldiğinde buraya, Kastamonu'dan buraya dedem intikal ediyor. Aynı Ahmet Çorapçı, Ahmet dedemizin kızı Cemile Hanım benim babaannem. Aynı dede torunları olarak dedemle beraber aynı soyadını sonradan taşıyorlar tabii. Onlar bir izdivaç yapıyorlar. Burada İstanbul'da evleniyorlar. Oradan da bizim babamız dünyaya geliyor. Çorapçı Ahmet Efendi dedemiz yine devam ederken bir hikayesi vardır. Onu da şey yapalım. Ticareti en düzgün o dönemlerde yapanların arasında yer almış bir mübarek bir zat. İşte yaptığı ciroları, efendim yapacağı ciroları öngörüyle tahmin edebilen, not not böyle harf harf her türlü şeyini not alan bir yapıya sahip. Vefat etmeden bir hafta önce zevcesi Cevriye Hanım, ben hepsinin isimlerini tek tek bilirim geçmişteki büyüklerimin. Çünkü secere çalışması hala günümüze kadar devam ediyor. Niye bunlar oluştu? Bu arada onu da arada ifade etmeye çalışayım. İşte biz sözlü tarih konuşuyoruz. Onlar da yaşadılar ama kimse kaleme almamış. Sözlü hale getirememiş. Birkaç büyüğümüz belki vardı. Onlar sadece isim olarak not almışlar. Bazı büyüklerime de bir tanesine özellikle tavsiye etmiştim benden büyük olmasına rağmen. O büyüğümüz de rahmetli oldu. Yaklaşık 6 ay kadar süreyle tanıdıkları bütün isimlerin profillerini, kişiliklerini hepsini bir nota aldı. O notlar da bana hediye edildi benim elimde. Yaklaşık işte 72'den günümüze kadar gelen bir süre, 50 yılı aşkın bir süre hemen hemen. Bu notlar hala devam ediyor. Yani geçmiş büyüklerimizden ne duyarsam ben bir kenara mutlaka not alırım. Evimde engin bir secereyle ilgili bilgi, belge, resim, her türlü şey var.
Dedem mesela şehre emaneti yani İstanbul Belediyesi'nde muhasebeyi hususiye bölümünde görev yapmış bir büyüğümüz. Ahmet dedemiz çorapçı Ahmet dede. Yani her iki dedede de İstanbul'da bir hizmet var. Tarihe böyle baktığımızda büyüklerimizin, aile büyüklerimizin tarihine baktığımızda işte içlerinde sanatkarı var, tarihçisi var, edebiyatçısı var, ilim adamı var, bilim adamı var. Biz de onların torunları, evlatları olarak elbette üstümüze düşen bir vazife olarak, ona bir vazife addederek bunları yapmaya çalıştık. Elimden geldiğince yıllarca yani böyle yere serersiniz secere sayfalarını, orada her isim kayıtlı olup sadece ondan kalmayıp bulabildiğimiz bilgileri hangi isim varsa o ismin şeyine de ait bir tanıtım belgesi vardır benim arşivimde. Ve onların hikayelerinin bulabildiğimizi hepsi o notların içinde yer almaktadır. Tabii çocukluk dönemimize tekrar dönersek 72 secereden başladık. Çocukluk dönemimizi ben hemen bu lokasyona yakın olan bölgede Bıçakçı Mahallesi derler. Hemen yakınımızda olan bir mahalle. O mahallede Bıçakçı Alaaddin Çeşme Sokak. Çeşme Sokak'ta Alaaddin Camisi'nin yanında bir hazire vardır. O hazirede de metfundur. Orada yatar mübarek. O da aynı zamanda Nimel Ceyşlerden birisidir Alaaddin Efendi. Ben hemen onun yanındaki hazirenin yanında daha önce orası Sübyan Mektebi olarak var olmuş. Sonradan yıkılmış. O sıradaki bulunan birkaç ev işte bizim dedelerimize ait olup orada babam da orada doğuyor. Ben de orada doğuyorum. Çocukluğumuz o mahalleden başlıyor. Sonra yine yakın bölgemizde yani Balat demeyelim Fener'de birkaç konutta kalıyoruz. Sonra bu karşı sıramızda bulunan Manifaturacılar Çarşısı'nın bulunduğu yer o zaman bir takım farklı alanlardı, konutların bulunduğu yerdi. Kısa bir süre orada Küçük Pazar semtinde ikamet edilmiş. Hep Fatih bölgesi yani hep coğrafya, tarihi yarımada öyle ifade edelim. Babamızın işte İkinci Dünya Harbi'ne doğru bir izdivacı var, birinci eşi var. Onlara çok fazla detaya girmeden biz daha doğrusu tarihi anlatmaya çalışalım. İkinci evliliğinde yapınca biz dünyaya geliyoruz biraderimle beraber. Babam o dönemde İkinci Dünya Harbi döneminde Çanakkale Kilitbahir'de ışıldak makinisti ve dinleme cihazı dediğimiz şimdiki radarlar var vesaireler var, sonar cihazları var, teknoloji farklı. O günkü teknolojide de o teknolojinin mühendisliğini ve teknik personelliğini yapıyor. Aynı zamanda Sultanahmet Sanat Enstitüsü mezunu o zaman o dönemde babam. Tabii başarılı bir çalışmalar yapınca orduda kalıyor. Bir vesileyle işte 7 yıldan sonra ordudan kendi isteğiyle ayrılıyor. Serbest hayatında, iş hayatına devam ediyor. Biz de onu 1953 yılında kaybettik. Yani 1972 yılında kaybettik. Ben de 1953 yılında doğdum. Doğduğum yıl da Fethim 500. yılı. Şimdi bir yerlere gelmek lazım. Bizde 53'ler önemli. Babaannem 53 yaşında vefat etti. Babam 53 yaşında vefat etti. Ben 1953'te doğdum. İstanbul Fethi 1953. Hep 53'lerle daha bunun çok açılımı var. Çok fazla belki zaman almamak lazım rakamlara bağlı kalıp. O dönemde tabii çocukluk dönemimizde yine yakınımızda bulunan, hemen arkamızda bulunan Katip Çelebi İlkokulu. Ben orada okudum. Oturduğumuz bölge hemen bu sokaktır. Yani Fazilet Sokak, devamında da İbadet Sokak. İbadethane Sokak. İki tane peş peşe birbirine bağlantılı sokak.
Yani biz o Balat şeyinden sonra Çırçır'a geliyoruz. Buradan ilkokul sürecimiz başlıyor. Ve ilkokul sürecinden sonra da yine hemen yakınımızda bulunan Fil Yokuşu Katip Celebi'nin bulunduğu bölgeye taşınıyoruz. Orada da işte Vefa Lisesi'ne başlama süreci de orada bulunuyoruz. Oraya gidip gelirken de biz tabii hem büyüklerimizden, babamız da büyüklerine saygı duyan, geçmişine önem veren, fırsat bulduğunda büyüklerinin hikayelerini anlatabilen, belki çok fazlasına fırsat bulamadık ama erken yaşta da kaybettiğimiz için belki ilerleyen zamanlarda yaşamış olsaydı daha çok şeyleri de o notları alır bir tarafa arşivlemiş olurduk. Yeni nesle de daha detaylı aktarmış olurduk. Ama bu manada yine de biz o datayı, arşivi elimizde muhafaza ediyoruz. Ondan da son derece mutluyuz. Evlatlarımıza, bütün aile büyüklerimize bir takım bilgileri aktarmak suretiyle de onları bilgilendirmiş olduk. Eğitim süreci ilkokuldan başlayıp lise dönemine kadar, dönemi de dahil Vefa Lisesi'nde. Sonra işte babamızı o yıllarda kaybedince artık bir profesyonel aile büyüğü olarak biz, yani belki delikanlıydık ama bir şeylere yani hem okurken hem de çalışan bir insan olduğum için birçok ortamlara girmeye başladım ben. Yani İstanbul Üniversitesi'nde Profesör Ali Nihat Tarlan hocam, efendim yine İstanbul Üniversitesi'nde Abdülbaki Gölpınarlı hocam. Ben Abdülbaki Gölpınarlı hocama 1970-71 sene, 72 seneleri arasında her hafta sonu pazar günleri Salacak'ta bulunan ahşap evine gider. Orada kitap tahsisleri yapar. Efendim birlikte çalıştığımız dönemler olmuştur. Kendisinden biz tabii o dönem içerisinde çok şeyler aldık. Bir kere hayatta şu belki önemli bir hedef koymak çok önemli. Yani biz yaşamımızın içerisinde evlatlarıma da ben bunu anlatıyorum. Mutlaka iyi bir hedef konulmalı. O hedefe de sadece konulmakla kalmayıp sonuna kadar da o hedefe ulaşmak için çalışılmalı. Böyle bir yapı içerisinde devam ederken hocalarımızdan aldığımız, kazandığımız çok şeyler oldu. Belki kendi arkadaşlarımızla, akranlarımızla da arkadaşlıklarımız oldu. Ama en verimli olan yönü o taraftı. Çünkü onlar size çok şey öğretiyorlar. Yani duruşuyla, konuşmasıyla, oturmasıyla, belki bir söz söylemesiyle başka ufuklara doğru yürüyorsunuz, başka hedefler koyuyorsunuz. Biz de tabii o hedefleri koyarak, yani hem talebesiniz hem çalışıyorsunuz. Ben 6 yaşından itibaren de çalışma hayatına başladım. Çok net. Yani buramda sepet, tahtakalede. Belki tabir etmek çok hoş olur. Jelatine sarılmış. Eskiden 5 çeşit filan naneli, limonlu, efendim kakaolu, portakallı gibi şekerler vardı. Onların içerisinde de şimdi olips filan gibi şekerler vardır. O ona benzer şekerler. Ama yerli üretim tamamen, İstanbul'da üretilen. 5 tanesini 2,5 kuruşa satardım ben. Onları dökme alıp. Tabii o bizi neye doğru götürdü? Allah gani gani rahmet eylesin. Büyüklerin size verdiği esasında kazançlar o kadar farklı ki, siz belki o yaşta fark etmiyorsunuz onu. Size ufka bakmanızı, ufukta neler yapmanızı daha küçük yaşlarda hedefliyorsunuz. Amaç para kazanmak değil. Sokakta oynayalım, sokak oyunları oynayalım. Kendimiz üretelim. Şimdi oraya da belki gireriz o çocuk oyuncaklarına.
Ve siz o yaştayken bir takım şeyler yükleniyorsunuz, özellikler yüklenmeye başlıyorsunuz. Yani bir fırsat bulduğunuz zaman, işte sokakta oynadığınız zaman, bir de burada değinmeden geçilmez mutlaka, mahalle kültürü dediğimiz bir kültür var. Yani burada çocukken neler yaşadınız, nasıl yaşadınız, o size neler verdi? Bir aileniz verdi, okulunuz verdi. Efendim devamında çevrenizde büyükleriniz verdi, mahalleniz verdi, akrabalarınız verdi. Siz yüklene yüklene geliyorsunuz. Biz şu an 70'li yaşlara böyle geldik. O çocukluk dönemimizde aldığımız o güzellikler, bize verilen bir takım, hem de hepsi doğru şeyler. Yanlış hiçbir şey yok. Yanlış yönlendirme yok. Allah hepsinden razı olsun. Bütün gelmiş geçmişlerimizin. Şimdi de böyle büyüklerimiz var şüphesiz. Ama o mahalle kültüründe çıktığınız zaman evinizden dışarıya, belki daha önce de bahsetmiştik bunları. Yani bir bayram günü, bir önemli manevi geceler, kandil geceleri, efendim Ramazan günleri, bunlar apayrı güzellikte olan şeylerdi. Yani nelerdi? İşte siz o yaşta Molla Zeyrek Camisi'ne Ramazan ayında teravih namazına geliyorsunuz. Veya Bıçakçı Mahallesi'ndeki bulunan Bıçakçı Alaaddin Camisi'nde, ufak bir camidir ama çok manevi iklimi farklıdır. Mübarek de orada yatıyor. Orada teraviye gidiyorsunuz. İlk Kur'an-ı Kerim'i orada öğrenmek için babanız sizi oranın imamına teslim ediyor. Ve o çocukluk dönemindeki o kadar yoğun, yani günümüzde belki mukayese etmeyelim ama o geçmiş tarihteki, şimdi daha iyi anlıyorsunuz. Yani evet, büyükler o kadar doğru şeyler yapmışlar ki, tam isabetli çalışmalar yapmışlar. Bilinçli veya bilinçsiz ama muhtemelen %90'ı bilinçli, öyle diyebiliriz. Tabii yani sokağa çıktığınız zaman neler yapıyorsunuz? Bir kere sokakta o kadar farklı sokak satıcıları var ki. Mesela bizim bu ibadethane sokak, fazilet sokakta bizim sütçülerimiz vardı. Bizim yağ satan, sabun satan, çok affedersiniz, beygir sırtında dolapları olan, yani yandan dolaplarını açıp içerilerde kalıp kalıp bir tarafında sabunu olan, bir tarafında efendim öbür kutusunda şeyin, beygirin şeyinde sağ tarafında olan kısmındaki dolapta da işte şeyler, litreleri, el ibrikleri olup zeytinyağı satanlara varana kadar, sıcak ekmek getirip yine atlı arabanın arkasında sıcak ekmek satanlar. Efendim bir dondurma satan bizim bir amcamız vardı. Oğluyla beraber gelirdi. Eskiden sepetli motorlar vardı yanında. O sepetli motorların bu tarafında iki tane farklı dondurma yapıp, evinde yapıp, has dondurma, şimdiki gibi değil tabii. Keçi sütünden yapılmış, efendim koyun sütü ile karıştırılmış. Yediğiniz zaman dondurma yediğinizi anlıyorsunuz. Ve o çocukluğunuzda aldığınız lezzeti şimdilerde mukayese edelim, %10'unu dahi bulamazsınız. Mümkün değil. Çünkü o el emeğiyle yapılmış. El yordamıyla yapılmış. Ve onların söylemleri, yani satıcı baştan gelir, motorunu istop eder, hafif de rampadır çırçırdan girildiğinde, o motor kendi akışında o mahalle meydanına gelir, şu yukarıdaki hemen köşe makas olduğu bölgede Abdülkadir dedemizin hemen aşağısındaki olan üçlü makasa gelir, orada park eder motorunu ve bütün çocuklar gelirken de dondurmacınız geldi diye bağırır o güzel söylemleriyle. Gelir, tezgahını açar,
Bütün mahalle çocukları toplanır. İşte o zaman bir kuruş, iki kuruş, beş kuruş, yani sarı beş kuruşlar vardı efendim, bir kuruşlar vardı, delikli iki buçuk kuruşlar vardı. Onlara yüz para derdik biz. Çocukluğumuzda biz onları harcadık. Delikli iki buçuk kuruş, bir de delikli bir kuruş vardı. Onları hep biz o döneme eriştik ve o paraları kullandık. Bu insanlar şimdi hiçbir şey yok. Tamamıyla özde, doğal haliyle geliyor size. Yani hem kişilik, şahsiyet ve esnaflık anlamında hem de yaptığı ürünü satarak, doğru ticaret yaparak, nafakasını ondan kazanarak ve size leziz bir şeyler sunuyorlar. İşte turşucular gelir, efendim macuncular gelir, elma şekerciler gelir, hepsinin kendine, hatta satıcılardan bir tanesi şöyledir. Eskiden kağıda basılı destan satarlardı. Yani destan nedir? Bir hikaye, bir yerlerden bir hikaye bulmuş. Böyle insanlar vardı. Yani yanında bir iki çocuğu da olur. İşte bir tanesi bağırır, anons eder, öyle diyelim. Bağırır derken destancı geldi diye. O baba da yazmış, büyüklerden bir şeyler almış, kağıda basmış. O zaman teksirlen işte çoğaltılır veya matbaada çoğaltılır. O destanları satardı. Yani bir kuruşa, iki kuruşa filan siz alır o destanı okursunuz. Şimdi mahallede bir satıcı dahi sizin okuma alışkanlığınızı sağlıyor. Yani ilginizi çekiyor. Yani acaba anlatılan hikayede neler var? Onları okuyorsunuz. İlkokula gidiyorsunuz. Siz onları alıyorsunuz. İlkokul kitaplarımızda baktığımız zaman tabii o dönemin şartlarına göre, yani 60'lı yıllar, o zamanlar tabii belli kısıtlı. Daha İkinci Dünya Harbi olmuş, ülkemizde yokluk dönemi yaşanmış olan. Buralarda zaten böyle çok ekonomik durumu üstte olan yaşayan insanlar değil bu bölgede insanlar. Belli orta halli aileler. Sonra mahallemizde tabii sanatkarlar da vardı. Hele bir tanesi yine Fazilet Sokağı'nın girişinde solda Taşçı Mehmet abi derdik biz. Mehmet Canlı abimiz. O Türkiye'de bulunan 3 tane mermer işçiliği yapan ustalardan bir tanesiydi. Atölyesi de Fatih Camisi'nin batı tarafından, kuzey tarafından çarşambaya doğru çıktığımızda, Malta çarşısına çıktığımızda ilk sağdaki dükkandı. Yani Türkiye'nin her tarafına minber, mihrap, gerçek bir sanatçıydı mermerde. Biz bunlarla hep aile dostuyduk. Mahallemizde böyle önemsediğimiz, önem verdiğimiz, birbirlerine dostluk yapabileceğiniz insanlar, hala çocuklarınla, eşiyle hala irtibatımız devam eder. Mahalle kültürünün özelliklerinden girdik ya bu konuya. İşte mahalle kültüründe günümüzde bunu tabii, yani üstüne basa basa belki ben bunu söylemem gerekiyor. Mahalle kültüründe yaşayan bir insan, oradan o kültürü alan bir insan hem yaşama farklı bakıyor hem dünyaya farklı bakmaya başlıyor. Çünkü çok şeyler alıyor. Oradan çok şey alıyorsunuz. Yani yakınınızdaki komşunuz işte Molla Zeyrek Camisi'nin imamı. Bir tarafta işte Taşçı Mehmet abi dediğimiz ustamız Türkiye'nin bütün bölgelerine gitmiş, birçok camilere, eski yeni camilere hepsine çalışmalar sergilemiş olan bir büyüğümüz. Rahmetli oldu o da tabii. Dolayısıyla mahalle kültüründe tabii çocukluk dönemindeki oyuncaklar var. Siz kendinizi en iyi şekilde geliştirebileceğiniz bir dönemlerdi onlar. Şimdi günümüzde her şey elimizde. Çocukların, gençlerin her şey elinde. Ama bizim çocukluğumuzda mesela bir uçurtma kültürü çok genişti. Ve
biz uçurtmayı yaparken kendimiz yapardık, hazır bir şey almazdık. Yani çıtalarını alırdık, kağıdını alırdık, ondan sonra bütün montajını biz kendimiz yapar. Ondan sonra da burada bir iki tane büyük arsamız vardı, orada uçurtmaları uçurturduk. Daha yükseklere kadar. Onun haricinde bir de şeytan uçurtması deriz biz. Onu şöyle ifade edelim, bir A4 kağıdınla işte belli katlamalarla makara ipliği falan takarak şu boyutta falan bir şeytan uçurtması olur. Siz onu aynı zamanda uçurtursunuz. Yani alım gücünüz yoksa, o tahtaları verecek bir bedeliniz yoksa, kalkarsınız onu kendi evinizde işte defterinizden bir ortasından bir yaprak çıkartarak onu yaparsınız ve siz onu uçurursunuz. Ona benzer işte çember çevirmeler, topaç çevirmeler, misket oynamalar veya herhangi bir şekilde siz elinizden ahşap, bizim evimizde takımlar da vardı tabii. Oradan başlayan da bir süreç var tabii. Şimdi ona birazdan belki girdiğimizde temelde olan şeyler var. Yani babamızın sandığında enstitü mezunu olunca birçok takım, taklavat, el aleti orada mevcut. Siz müsaade alarak oradan takım istiyorsunuz ve kendiniz oturuyorsunuz. Herhangi bir şekilde işte küçük bir sandalye yapıyorsunuz veya bir okula gidiyorsunuz. Benim şahsi eşyalarımı muhafaza edebilmem için üzerine kilit takabileceğim sandık kutu yapabiliyorum. O çocukluğumda. Şimdi bunlar tabii sizin nereye taşıyor? Her alanda farklı açılardan yetiştiğinizde, yani bir taraftan edebi yönden, bir taraftan ilmi yönden, bir taraftan ticari yönden, bir taraftan çocukluk halleriyle meşgul olmakla o kadar farklı bir mozaikte yetişiyorsunuz ki bu size tabii sıkı bir temel oluşturuyor. Bir de tabii maneviyatınızla ilgili de birçok bu alanda aldığınız şeyler var. Bizim çocukluğumuzda mutlaka büyüklerimizden öğrendiğimiz şeyler var. Yani Abdülkadir dedemizin önünden geçerken selam vermeden geçmezdik. Fatiha okumadan geçmezdik. Aynı zamanda Alemdar İbrahim Efendi var hemen şu Kadınlar Pazarı tarafına giderken. O da Nimel Ceyş'tir, mübarek. Bakıyorsunuz burada tabii Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinden sonraki oluşuma, gelişime. Burada bir takım merkezler var. Size neyi öğretiyor? Bir kere edebi öğretiyor. Hem büyükleriniz öğretiyor, hem çevrenizde bulunan, mahallenizde bulunan, ilçenizde bulunan, ki o zaman İstanbul Suriçi tek bir ilçe o yıllarda, eski yıllarda. Sonra bir ara bölündü, tekrar birleşti. Tabii mahalleden geçiyorsunuz, bir yere iniyorsunuz, bir sokaktan bir sokağa geçiyorsunuz, yine bir zat yatıyor. Yani bunlar manevi bekçiler, manevi değerler bu toprağımızın. En yoğun olduğu bence, yani bölge esasında Fatih bölgesi. Özellikle Zeyrek, Unkapanı. Yani şu aşağıya baktığınız zaman 1-2-3. bloktur orası. Katip Çelebi'nin mesela kabri oradadır. Orada yine bir kabir daha vardır. İstanbul'un ilk belediye başkanı Nasreddin Hoca'nın torunu Hızır Bey'dir. Katip Çelebi'ye bakıyorsunuz. Hemen yanımızdaki Zembilli Ali Efendi'ye bakıyorsunuz. Molla Zehre'ye bakıyorsunuz. Efendim Mehmet Emin Tokadi Hazretlerine bakıyorsunuz. Onun haziresine bakıyorsunuz. Evliya Çelebi'ye bakıyorsunuz. Evliya Çelebi de Unkapanı. Burada doğmuş, burada yaşamış olan bir seyyah. Yani tarihe adını yazdırmış, tarihten size bir şeyler anlatmış. İşte aynı konumuzla ilgili sözlü tarih kayda geçmiş. Ne kadar güzel. Yani bizim tabii bizlere çok görev düşüyor esasında. Yani biz bunları anlatırken biz hep bunu görev addettik esasında. Neyi görev addettik? Hem geçmiş tarihi anlatalım, anlatmaya çalışalım.
aile kültürümüzü anlatalım, ülke kültürümüzü anlatalım. Bunlar önemli değerler. Ve siz bir türbenin kenarından geçerken, işte çırçıra çıkarsınız, Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin hocası yatar. Hemen ara sokakta, o kahvenin bitişiğinde. Yani yaklaşık 90'ın üzerinde Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin ilim ve bilim adamı ordusu var. İlham aldığı. Şimdi bakın, kolaylıkla bir fatih olmuyor. Ve yani o fatihe de müjdeyle burası nasip oluyor. Bunlar farklı güzellikler. Biz buranın kıymetini bilmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bilinmesini de öğrenilmesini de bütün gençlerimize tavsiye etmeye çalışıyoruz. Tabii profesyonel hayata geçiş, yani askerlik öncesi yine işte lise dönemine kadar devam eden bir eğitim süreci, sonra sorumlulukları alma anlamında o eğitim sürecimiz tamamlandıktan sonra askere gitmeden, o hizmeti yapmadan önce de yine ben bir hukukçunun yanında, yine talebelik döneminde başlayarak hukukçu yanında çalıştım. Aynı zamanda kendisi bir yazardı. Hem hukuk yazarı, yani avukat Yusuf Ziya İnan. Bu büyüklerim, işte az önce saydığım benzer büyüklerim gibi, o da benim büyüklerimdendi. Onun gibi yine birkaç kişi daha var. Bakıyorsunuz şu anda yüzlerce eseri var. Yani baktığınızda görürsünüz zaten. İnsanlara faydalı olabilmek için birçok eserler meydana getirmişler. Birçok farklı alanlarda hizmet etmişler. Siz de bunların işte eteğinden azıcık da olsa tutmaya çalışmışsınız. O sizi başka yerlere yine taşımaya çalışmış. Gönlünüzde de var, genlerinizde de var, ailenizde de var böyle şeyler. Hepsi bir arada işte birleşmek suretiyle bizleri belli bir yere taşıma noktalarına gelmiş. Biz bundan tabii büyük keyif alıyoruz. Gururlanıyoruz da tabii, ama asla ve asla bir benlik içerisinde değil. Bu çok mütevazi bir anlamda. Bize ne kazandırdı? Profesyonel hayatta başarılı olma hedefini koydu. Askerlik hizmeti sonrasında benim profesyonel hayatım başlıyor. Ve öncesinde de başlıyor, ama esas gerçek profesyonel hayatı askerlik sonrasında başlıyor. Ve yine askerlik öncesinde de başlayan sanat ve edebiyat, kültür anlamında da birçok çalışmaların içerisinde bulunmaya çalıştım. Biz hep tabii kendi kabuğumuzun içerisinde bir yere yansımadan, bir yere taşımadan, ama böyle bir fırsat olunca bunları anlatmakta fayda var. Çünkü bazı güzellikleri insanlara anlatmazsanız, sizden beraber bir yerlere giderse o pek hoş bir şey değil. Fırsat olduğu zaman bir de şunu söylemem lazım. O dönemde askerlik öncesinde başlayan işte bazı edebi şiirler, manevi şiirler anlamında da çalışmalarım hala devam ediyor. İstanbul'la ilgili 253 kıtalık benim bir şiirim var. Bunu burada ilk defa söylüyorum. Bunu belki sesli bir programla sunmayı da, yani çevremize öyle bir arzumuz var, isteğimiz var. Yapabilirsek onu evladımızla da bir hem musiki temeliyle, yani birleştirerek öyle yapmak suretiyle onu da gün yüzüne çıkaralım istiyoruz. Tabii bunlar hep yapılan çalışmalar, parça parça bir yerlerde toplanıyor, birikiyor. Belki bizden sonra onları, belki öyle nasip olacak, bilemiyoruz. Günümüzde tabii gençlere hep şunu söyledik biz çalışma hayatımızda da, profesyonel çalışma hayatımızda da,
profesyonel sanat hayatımızda da, çok profesyonel değil, amatör musiki hayatımızda da birçok derneklerde faaliyet gösterdik. Yine bunlar hep askerlik hizmeti öncesinde. Yani benim bir büyüğüm var, rahmetli oldu abim. O da hem hekimdi kendisi, 2014'te kaybettik. Hem neyle başlamış olan bir insandır. Ney, klasik kemençe ve tambur üzerine. O da kendi çerçevesinde, kendi pek fazla dışarıya şey yapmadan o musiki şeyini yaşamış olan bir insan. Musikiyi biz de oradan aldık esasında. Abimizden böyle bir el aldık. El aldık da diyebiliriz. Hem ilk ney çalışmasında buradaki şu ibadethanesi sokaktaki evde başladık oraya. Abimin bir neyi vardı, bana onu hediye etti. Ben o neyi burada üflemeye başladım. Tabii öncesinde biraz saz filan var. Farklı farklı. Sonra biz de artık ilerleyen zaman içerisinde bazı önemli, işte hep hedef koymak ya. Yani siz sanatta da bir hedef koymalısınız. Siz profesyonel yaşamda da hedef koymalısınız. Siz musikide de hedef koymalısınız. Ama içerisinde hiçbir benlik olmadan. Biz bunun için kendi adımıza başarılı olduk diye düşünüyoruz. Çocukluk döneminde tabii mahalle içerisinde güzelliklerden bir tanesi de az önce sohbetin arasında bahsetmiştik. Hem bayram günleri hem mübarek geceler döneminde mutlaka mahalle çocukları evlerindeki büyükleri ellerini öper, ama sadece ondan kalmayıp akşamüstü mutlaka işte kandilleşmeye, büyüklerin kapılarını çalıp onlara gitmeyi bir adet haline gelmiştir. Bütün bu yaşadığımız coğrafyada bunlar vardır. Zaten büyük bir kısmı ahşap evdi. Kagir evler birkaç tane vardı. Çoğu ahşap evdi o dönemde de. Biz tabii çocukluğumuzda hani hep oyuncaklarımızı, efendim her türlü ihtiyacımızı kendimiz yapıyoruz ya, hazır olan fenerler filan bazen satılırdı ama öyle onu herkesin almaya gücü filan da yetmezdi. Yani bizim çocukluk dönemimizde ne yapardık? Biz kendimiz yapardık onları. Karton, üstü altı karton, işte arası yağlı kağıt gibi, yani bir bildiğiniz akordiyon şekliyle açılıp kapanan ama içerisine de sapı olup mum koyduğumuz, ışık, hatta şeyin etrafına da, yağlı kağıtların etrafına da bazı çiçekler vesaireler, motifler yapardık. Renkli renkli. Onu ne yapardık? Bir elimizde o mumu yakarız ve evden çıkarız. O şeyi söyleyelim bu arada da, yani neler söylediğimizi. Çıktığımızda yağlı kapı, mumlu kapı, arkası büyük hacı kapısı, merdivenden iniver, bize para veriver, 5 para olsun, 10 para olsun, hanım teze sağ olsun da sağ olsun. Dedikten sonra yukarıdan duyar hanım teyze, ye iplen o evin üstünde oturan büyüğümüz, iplen çeker, kapıyı öyle açar. Siz sahanlığa girersiniz. Hanım teyze yukarıdan aşağıya iner. Şimdi nezakete bakın. Elinde bir mendil, içerisinde harçlık, mendilin içerisine kıvırmış. Biz elini öperiz büyüğümüzün, kandilleşiriz. O size onu ikram eder. Bazen yanında lokum ikram eder. Bazen kandil gecelerinde, günlerinde un helvası yapılır evlerde. Onu ikram eder size veya tatlı ikram eder. Böyle bir kültür. Şimdi her yanıyla bir kültür yaşıyorsunuz. Bunlar size işte hepsi birer birer bunların bir eğitim aracı. Öyle diyelim. Sokağa çıkıyorsunuz, o günlerde sonraki yıllarda yasaklandı. Yani 1980'li yıllara kadar
bütün sokaklarımızda hemen hemen mahalle aralarında çok affedersiniz. İşte burnundan halka takılmış ayılar ellerinde dev sopa onlara mahalle aralarında oynatırlar ve para toplarlardı. Böyle bir kazanç yöntemi vardı. Sonra hayvanlara verilen önemden sonra da büyükler bunları olmaması için gerekli tedbirleri alıp yasakladılar. Yani o günlerdeki mesela yine bu yakınımızda bulunan komşu diyebileceğimiz bu binaya bir abimiz vardı, Yalçın abimiz. O Yalçın abimiz yiğit de bir delikanlıydı esasında. Çok affedersiniz göğsü işte gömleğini açar artık ne derdi ne sıkıntısı varsa o zaman da bilemeyiz. Jilet atar buraları kan revan içinde olurdu. O düzelir sonra bir daha jilet süren bir kişiydi. Sebebi neydi bilemiyoruz ama. Sonra o ayılar mahalleye gelir. O zaman yine bu arkamızda bulunan üniversitenin yeri önceden verem dispanseriydi. Bütün mahalleli oraya gider, işte aşılar yapılır vesaire. Öyle önlem alınan bir merkezdi. O bölgelerde oynatılan ayılar, mesela Yalçın abi işte belinden de rahatsızdı o zamanlar. Beline ayıya çiğnettirirdi. Yani o kadar ağırlıktaki bir hayvan, çok affedersiniz. Çok fazla da zarar vermeden çıkarmış. Öyle derlerdi. Yani o kadar cüsseli, kilolu bir yaşayan bir canlı bir insanın üzerine çıkarsa herhalde olumsuz etkilenir. Böyle bir manada da tedavi bir yöntemi olarak kullanırdı onu. Biz de bunlara çocukken şahit olurduk. Tabii yine zannediyorum Molla Zeyrek yani Pantokrator Kilisesi'nin bir müştemilatı olarak fil yokuşuna inerken orada bir büyük bir bahçemiz var bizim. O büyük bahçe bütün mahallelinin orası piknik yeriydi. Yani oraya girersiniz o aynı zamanda Galata Kulesi'nden panoramik bir manzara bakarsınız. İşte Galata Köprüsü, Üsküdar yakası filan o bölgeler Haydarpaşa'ya kadar olan şeyi de açıyı da oradan görürsünüz. Hem büyükler gelir, anne babalar değil pek ama anneler gelir. Siz orada çocuk oyunları oynarken işte top oynarsınız vesaire, top aç çevirirsiniz. O anneler evlatlarınla beraber aynı zamanda oturur, yaygıyı serer, işte kahvaltısını orada yapar veya akşamüstü çayını orada içer. Böyle bir güzellikte olan bir bahçeydi. Şimdi günümüzde tabii birçok altyapısı olan yerler var ama o dönemde de yani kullanılma elverişli olan her mahallede de böyle münhal mekanlar da vardı. Çocukluğumuzun döneminde ilk dönemlerinde yine o bahçenin içerisinde iki katlı ev vardı. Bu iki katlı evde bir Karadenizli bir aile yaşardı. Hatta orada inek beslerdi. Süt satardı mahalleliye. Ve aynı zamanda da evde birçok işte şey platosu olarak kullanıyor film. Yani birçok sanatçı. Sahne sanatçısı yani film sanatçısı orada film çevirmişlerdir. Biz çocukluğumuzda oralarda yani birçok sanatçının geldiğini biliyoruz. O evde çekildi. Yani çocukluğumuzda kimler vardı? İşte Ayhan Işık vardı. Efendim Fikret Hakanlar vardı. Erol Taşlar vardı o bizim çocukluğumuzun şeyleri. Hatta sonra da o çekilen filmlerin bir kısmı da onun hemen altında, büyük bahçenin altında da ana caddeye cephe olan Bulvar Yazlık Sineması vardı. Yani şimdi orada yani fil ambarlarıyla fil yokuşunun arasında olan bir bina vardır orada. O binalar falan orada yoktu. Orada Bulvar Sineması vardı. Çocukluğumuzda da biz aynı zamanda o büyük bahçeden biz orada oynatılan filmleri bizzat akşam gider orada da seyrederdik. Şimdi bunlar düşünebiliyor musunuz? Yani okula ayrı gidiyorsunuz. Mesela okul çocukluk döneminde
Bir de aile bağlarına da, ona da gireceğiz şimdi. Ama çocukluk daki olan dostluklar, yakınlıklar, samimiyetleri ben bir şeyle anlatayım size. Şu anda onu da anmış olalım. Bu binanın yerinde, önceden pazarcıların burası meyve deposuydu. Yani Molla Zeyrek Camisi'nin hemen sağ tarafında, cümle kapısının girişinin sağ tarafında ayrı bir kemerli bir kapı vardı. Onun içerisinde de yaşayan çocukluk arkadaşım benim, orada ailece orada yaşarlardı. Siirtli bir aileydi. Onlar, babaları, abileri pazarcılık yaparlardı. O pazarcıların sattıkları şey meyve ağırlıklıydı. Yani mevsimine göre işte portakal gelir buraya güneyden, belki 5 kamyon portakal inerdi bu bölgeye. At arabaları vardı burada. At arabalarından ilgili pazarlara gidilir. İşte çarşamba pazarı, pazartesi pazarı. Malum çarşamba pazarı hala Fatih'imizin çok ünlü pazarıdır. Pazartesi pazarı keza öyledir. Diğer işte Karagümrük'te pazar vardır. O da perşembe günüdür yanılmıyorsam. Bu pazarlar da hem esnafın hem burada yaşayanların diyalog kurduğu, iç içe yaşadığı ve bizim de burada o dostluklarımızın olduğu. Mesela o arkadaşımla ben Katip Çelebi'de ilk yaşamda paylaşımı ben orada müşahede ettim, orada gördüm. İlkokul 1. Ben birkaç gün geç gittim, neden bilemiyorum. Annem beni rahmetli bir İnci hocamız vardı, ismi İnci Hoca. Çok naif, çok zarif bir hanımefendi. Beni okula teslim etmeye götürdü. O sınıfa girdik. Şimdilerde talebeler çok zor alışıyorlar. Bir ay falan sürüyor okullara alışmak ama biz özellikle girdiğimiz zaman o çocukluk mahalle kültüründe yaşadığımızın belki faydaları bunlar. Yani herkesten barışıksınız, herkesten iletişim halindesiniz. Siz büyüğü tanıyorsunuz, büyük sizi tanıyor, siz ona saygı gösteriyorsunuz. Bunlar önemli şeyler, önemli değerler. Sınıfa girdiğimizde tabii kara tahta burada, hocamız burada, annemiz o zaman kara tahta, şimdi yeşil filan galiba renkler veya beyaz. O zaman kara tahta, tebeşirlerle girdik sınıfa. İşte hocamız, öğretmenimiz teslim alıyor bizi. Bütün sınıf, hepsi benim yanıma gel diye bir el böyle gel 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 yapıyorlar. Şimdi ben de bakıyorum acaba kime hangisini seçsem. Tam 1-2-3 sıra var. İşte sırada ikişer kişi veya teker kişi, birer kişi oturuluyor. İşte 6 şey olsa 3, 6, 18 yani 20'yi geçmeyen bir talebe sayısı var genelde. En arkada oturan bu bahsettiğim pazarcı olan büyüğümüzün oğlu Suat diye bir arkadaşım. Ve en arkadan çağırınca en arkaya gittim. Hani genelde tembel talebeler olur ya arkada. Biz tabii o zaman onu düşünemiyoruz. Samimi geldi herhalde. Hiç unutmuyorum. Elimde de benim hiçbir şey yok. İlk gün geldiğim için defter yok, kalem yok, işte silgi yok, şey yok, kalem tıraş yok. Defterini açtı. Orta yaprağından en az çiftli olarak düşündüğümüzde 6-8 sayfalık bir bölümünü çıkararak bana verdi. Paylaşım bu. Ve onlar da işte düşünün, zengin bir aile değil ama bir değer var ortada. O değer var. Yani aileden almış oldukları güzellikler var. Yoksa o çocuk onu yapar mı? Ve emin olun, kurşun kalemi ortadan kırdı. Kalem tıraşlarını açtı, yarısını verdi. Silginin yarısını koparttı, silgiyi verdi.
Şimdi benim ilk hayatımda böyle bir güzelliği o yaşta yaşadım. Paylaşmanın ne demek olduğunu. Şimdi siz paylaşmazsanız hiçbir şey elde edemezsiniz ki. Yani elinizdeki varlığı da paylaşacaksınız. Efendim sanatı da paylaşacaksınız, kültürü de paylaşacaksınız. Böyle bir düşünce ve hedefle ilerlerseniz o toplumun bazı güzellikleri ortaya çıkıyor. İşte temel mahalle kültürü dediğimiz olgu buradan başlamış. Yani yıllar yılı. Sonra tabii yani binalaşmalar, işte efendim gelişmeler olunca o mahalle kültürü, o oyuncaklar, o şeyler, o kendi yaptığınız şeylerin büyük bir kısmı hepsi kaybolmaya başlamış. Yeniden yakalanabilir mi? Çok büyük çalışmalar yapmak lazım. Ama bu tarihi de yani bizden sonraki nesile en iyi şekilde aktarmak lazım. En azından bizim geçmişimizde de böyle güzellikler vardı. Varmış. Acaba biz bu konuda ne yapabiliriz? Belki onlar düşünecekler. Belki biz yapamıyoruz şu anda. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Belki ulaşamıyoruz. Belki bizden sonraki nesil ulaşacak. Böyle düşünmek lazım. Böyle hedef koymak lazım. Yani bir hedef koymadığınız zaman hiçbir şey yapamazsınız. Yine tabii o çocukluk döneminden gençlik dönemine geçerken yani bahsettiğimiz Şeyh Süleyman Mescidi'nde yine o zaman benim okul dönemlerimdi. Ben okul dönemlerimde biz o zaman sabah ve öğlen tedrisatı vardı tabii. Sabahtan akşama kadar değil. Ve o tedrisatta yarım gün gidiyorsanız işte bir sene belki öğrencisiniz, bir sene sabahçısınız filan gibi böyle kavramlar vardı. O dönemlerin İki senesinde ben o mescide yoğun bir şekilde girip çıktım. O bahsetmiş olduğum size Edirne'deki baş mezun olan Yusuf abimizden birçok ilahi meşk ettik mesela o dönemde. Azıcık musikiye doğru böyle giriş olsun diye söylüyorum. Ve yine o dönemde abimin İstanbul Üniversitesi'ndeyken üniversite korosunda bulunduğu dönemlerde işte ney dinletileri yaparlardı. Şu anda yine tanınan bir büyüğümüz var. Niyazi Sayın'ın talebesidir. Abim de Niyazi Sayın'ın talebesi olmuştu. Beraberce arkadaşından beraber. O büyüğümüz de Ömer Erdoğdular. Yani hem TRT sanatçısı olduğu bir süre. Oğlu şimdi Amerika'da. O da ses sanatkarıdır. Çok güzel naat okur, çok güzel eserler, klasik eserler okur. Böyle bir çevrede tabii abimden başlayan musiki çevresi beni musikiye biraz daha ısındırmaya başladı. Askerlik hizmeti öncesinde de işte bazı dernekler, oluşumlar, toplulukların içerisinde o çalışmaların arasına dahil olmuş oldum. Tabii o yine sizin bir kenarınızda bir temel oluşturuyor. Ne yapmanız lazım? O temel oluşmuşsa bırakırsanız yok oluyor. Ama üstüne bir şeyler koymaya çalışırsanız o konuda da hedefinizi koyarak istediğiniz istikamete doğru gidiyorsunuz. Devamında da askerlik hizmeti sonrasında hatta askerlikte bile yani bir kısmını işte Ankara, İzmir, bir kısmını da ben Hopa'da askerlik görevi yaptım. Orada mahallemizde bulunan 3 tane dostum vardı. Yine musikiyle alakalı diye söylüyorum. Bunlardan bir tanesi radyocu Asım, terzi Kazım, sobacı Nazım. Bak ne güzel kafiyeli değil mi? bu sobacı Nazım abimiz aynı zamanda Karadeniz kemençesi hem yapar hem de çalardı. O askerlik hizmeti döneminde de ben kendisini bana hediye bir kemençe yaptı. Karadeniz kemençesi. İşte yaylı bir saz olduğu için askerlik hizmeti sonrasında biz onu birazcık işte üstünde çalıştık ettik ama tabii arzu ettiğimiz o musiki temelinin üzerine
başka alanda devam etmemiz gerektiğine inanarak işte o neyden sonra klasik kemençeye dönüşmeye başladı. Hem yapımı hem icrası anlamında muhtelif derneklerde müzikiyle ilgili çalışmalarımız sürdü. Hep bunlar hep profesyonel hayatın yanında kendi boş zamanınızla ilgili gösterdiğiniz özveri neticesinde oluşan şeyler tabii ki. Yine askerlik hizmeti öncesinde yine sanat alanında da keza öyle. Bir takım çalışmalar ondan ilgili de oldu. Sonra bir gün şöyle bir şey oldu. Klasik kemençeyi abimle beraber hem kendisi de yapıyor, ben de yapıyorum klasik kemençeyi. Ondan öğrendim. Dedim ki acaba klasik kemençeyi hem icra etmeyi hem yapmayı biraz biraz kendi çapımızda, kendi gayretimizde öğrenmeye çalışırken abimizden de kısmi destekler alarak acaba bu saza nasıl bir farklılık getirebilirim? Yani ses tamam ama görsel manada da bir katkısı olabilmeli düşüncesiyle burada bizim yine aile büyüklerimizden olan ortanca ablamın geçmişi Rodosludur. Ona bahsettim. Bahsederken şimdi konuşunca bir takım şeyler o kadar güzel açılıyor ki. Yani kapıyı açıyorsunuz, oradan başka bir kapı geliyor önünüze. Onu açıyorsunuz, başka bir kapı geliyor. Bundan doğru yürüyerek dedim ki ben sazıma ya bir sedeflemek istiyorum. Ya farklı bir çalışma yapmak istiyorum. Ya dur dedi ben sana bir şey getireyim dedi. Şöyle bir çubuk getirdi bana. Sene 1975 tabii. 1975 şu kadar bir çubuk. Çubuğun üzeri ahşap çubuk tabii. Yaklaşık işte kalemin bir 3 misli kalınlığında bir çubuk. Üzerinde sedef kakma çalışmalar yapılmış. Tabii birçok müzeden sedefli eşyaların ziyaretlerimizde neler olduğunu biliyoruz ama öyle bir eşya görmedim. Sedef her yere girmiş. Bütün hayatımızın içerisinde birçok yere girmiş. Bu ne dedim? Bu dedi benim babaannemin dedi. Rodos'ta olan baba. Rodos Türklerinden. Babaannemin dedi. Peki ne işe yarıyor bu? Bak dedi bu çubuğun dedi burasında dedi bir delik var. He tamam. Ne işe yarıyor? Buraya bez takıyorsunuz. Çok affedersiniz. Eskiden tuman derler. Tuman. Efendim o eski dönemlerde de lastik yok. Şimdi bakın güzelliklere bakın. O lastik olmadığı için lastik yerine yine o kanalı açıyorsunuz. O kanalın içerisine uçkur dediğimiz yine aynı kumaştan bezi dikilmiş uçkur yapıyorsunuz. Ve onun içerisinden geçirip uçkuru bağlıyorsunuz. O uçkuru oradan geçirmek için yani o kanaldan geçirmek için, tumanın kanalından geçirmek için çubuk yapmışlar. O çubuğu da sedeflemişler. Şimdi bakın yani sanattaki hassasiyete ve insana verilen öneme ve sanata verilen öneme bu noktaya geliyorsunuz. Dedi bu böyle bir şey dedi. Tamam güzel. Peki biz ne yapacağız? Bunu bize gösterdin de şimdi ne yapacağız? Cümbüş mağazası vardı eski bu hemen yine Hıfzı Sahi'nin karşı tarafındaki o bloğun altında. Cümbüş, Cemal Cümbüş amca da o zaman babaları Mehteran takımının Mehteran başı. Cümbüş sazının da mucidi.
Yani o insanlar Rodos'tan gelme. Onlar da Rodoslu. Rodos Türklerinden. Dedi ki şimdi Cemal amca dedi yaşlı ama oğlu var Naci abi dedi. Sen ona git benim selamımı söyle. Bizim hemşerimiz. Selam söyle. O sana bu konuda yardımcı olacaktır dedi. Peki. Ben tabii koşa koşa geldim. İlk fırsatta geldim. Dedim benim derdim böyle. İşte bu kemençem. Ben bunu sedef kakma süslemesini yapacağım. Nasıl yaparız Naci abi? Dedi ki evlat tam yerine geldin sen dedi. Niye? Bir sedefkar var dedi. Kısa bir süre dedi bize iş yaptı. Bizim yanımızda çalıştı dedi. Ve ismi kim? İşte şu. Efendim. Nerede kendisi şimdi? Kapalı Çarşı'da. Peki. Ben giderim oraya. Kapıyı çaldı. Bu sedefkar Nerses Semercioğlu. Ermeni asıllı bir sanatkar. Zincirli Han dediğimiz bir han var. Kapalı Çarşı'da. Güzel bir han. Eskiden beri orada birçok sanatların icra edildiği bir han. Tabii ustamızla biz orada ilk defa buluştuk. Şimdi bir yere girersiniz, bir atmosfere girersiniz. O atmosferle hemen o beyin öyle bir mükemmel bir yapı ki size bir şeyleri hemen verebiliyor. Yani ben burada olabilirim diyorsunuz. Yani buraya ait olabilirim, bu sanatla olabilirim diyorsunuz. Bu çok önemli. Yani ilk intiba derler ya. Ve o şeyle tabii orada bulunan kişinin de yapısı çok önemli. Osmanlı terbiyesi almış, sanat terbiyesi almış. O da bir Ermeni ustadan almış. O sanat terbiyesiyle size bir karşılama sergiliyor. Peki nasıl olacak? Oturuyorsunuz tabii size ikramda bulunuyor. Çayını, kahvesini neyse. Oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Bakıyorsunuz tarih kokuyor. Küçücük bir mekan ama sanat birikimi var, bilgi birikimi var. Ve söylenen sözlerin hiçbir tanesi boş olmayıp dolu dolu şeyler dinliyorsunuz. İşte o zaman diyorsunuz tekrar ya evet yani evet diyorsunuz. O güne kadar hiçbir şey almamış yanına herhangi birisini. Pek fazla hani yardımcı olmuş, destek olmuş yani bu sanatı icra etmek isteyenlere yardımcı olmuş. Ama ben hem ailece hem de bizzat atölyesine giren şanslılardan birisi oldum. Söylemi şuydu, o da çok önemliydi benim için. Bunlar hep bir manada şimdi tarihi kayda dökülmüş oluyor. Dedi, evladım ne görüyorum biliyor musun dedi. Sen de beni görüyorum dedi. Önemli bir sözdü bu. Yani sanata sen girebilirsin, yaklaşabilirsin. Benim gençliğimde, çocukluğumda da benim halim böyleydi. Yani kavramış, onu kavrayabilmiş sanat bir sanatkardı. Biz de tabii bu manada ona gerekli olan saygıyı, sanatı öğrenmekle ilgiyi, sevgiyi hep göstermeye çalıştık. Tabii 4 yıl bir beraberlik oldu. Yani o dönemde evlendim. Evlenirken bana fil dişi kakmalı bir mücevher kutusu yaptı. Evimde hala saklarım. Bizzat Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde bizim nikahımız olmuştu. O oraya bizzat kendi eliyle yaparak getiren kişidir. Şimdi nezakete bakın. Yani usta-çırak ilişkisine bakın. Bunlar çok önemli. Yani siz belli bir rahleyi tedrisattan geçiyorsanız özellikle rahleyi tedrisata önem vermiş, onu buram buram yaşamış insanlarla olursanız şayet
o zaman başka bir istikametlere doğru gidiyorsunuz. Sanatın şeyi böyle. Tabii devamında olan şeyleri de anlatalım. Devam edelim. Hem izdivacımız süreci başlıyor tabii. Burada izdivaç yaptığınız kişinin şahsiyeti şeyi de çok önemli. Şimdi burada da onu önemli ifade etmek lazım. Geçenlerde işte atölyemize bir kardeşimiz geldi. Bu arada onu bir ifade edelim. Gönlü o hep atölyede birkaç seferdir geliyor. Sohbeti de seviyor bizimle. Bu sefer yanında işte eşini de getirmiş, çocuğunu da getirmiş. Yani çocuğu da ilgilensin, şey yapsın. Gelen kardeşimiz de ne üflüyor? Bize işte bir şeyler sordu sanatla, neyle ilgili. Dedik ki biz ilk önce sen mekanında meseleni ilk önce mekanında çözümleyeceksin. Çünkü her insan bir olmuyor. Yani siz başarılı bir yolda ilerleyebiliyorsanız bunda mutlaka ailenizin büyük önemi var. Hem zevcenizin hem çocuklarınızın fedakarlıkları söz konusu. Bunları yaparsanız tabii ki hemen yine çocukluğumuza kısmen dönelim. Oraya sonra tekrar geliriz. Yani biz tabii babamızın yani bir mekan içerisinde, ev konutun içerisinde, buradaki bulunduğumuz evde konutumuzun metrekaresi çok küçük bir metrekare ama oranın sıcaklığı, oranın ilgi ve alakası, merhum babam benim, benden işte 17 yaşındaydım kaybettik, bir arkadaş gibiydi. Yani hiçbir zaman için eline bir, çok affedersiniz, değnek alacak, bir şamar vuracak. Yani bir defadır hayatta, o da büyük bir hata yapmışımdır, ondandır. O büyük bir hatada ilkokul talebesiniz, evinizden çıkıyorsunuz bir arkadaşınızla beraber, daha ilkokul 1'e 2'ye falan gittiğiniz bir dönem, Yenikapı'da denize girmeye gidiyorsunuz. Akşam kararmış eve, hala dönmüyorsunuz. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. O zaman bir şamar yersiniz. Odur. İlk ve sondur. Şimdi tabii aile büyüklerinin size bu manada, yani hem validenizin hem babanızın size yaklaşım tarzları, sizin üzerinizdeki tasarrufları, sizin üzerinizdeki hayata hazırlamaları, bunlar tek tek önemli olan şeyler. Çocukluk dönemimizdeki tabii ilkokul döneminde az önce ifade ettiğimiz gibi belli dostluklar, belli arkadaşlıklar, belli samimi duygularla ikramlar, paylaşımlar, bunlar çok önemliydi. Bizim o ilk öğretim okulunda iki öğretmenimiz oldu. Birinci sınıfı o rahmetli olmuştur, İnci öğretmenimiz. 1 ve 2. sınıfı bize okuttu. Sonra 3, 4, 5'i de Vahap Kaba diye bir öğretmenimiz vardı. Vahap Kaba öğretmenimiz kendisi keman çalardı. Tabii musiki alanına geçişlerde bu tür dokunuşların çok büyük etkisi var. Yani bir sınıfta düşünebiliyor musunuz? Size kemanla geçtiği eseri söyleyeyim ben mesela. Yine de şahlanıyor aman, kolbaşının yandımda kır atı. Onu çalardı bize. Yani milli duygularınızın ön plana çıkacağı kahramanlık türküleri olarak onları buram buram hissederdiniz. Ve size yakın bir arkadaş şeyiyle. Yani müzik bölümü pek fazla yoktu o dönemde de ama kendisi
işte beslenme saatleri vesaire o aralıklarda gönüllü olarak, yani okul müdürü filan herhangi bir talimatla onu yaptığını zannetmiyorum. Gönülden yapardı, öyle hatırlıyorum çünkü. Ve gerçekten de ülkesini, bayrağını, toprağını seven bir öğretmendi. Biz ondan da çok şeyler almış olduk. Tabii ilkokul sonrasında da devamında bir Vefa Lisesi'nde biz baktığımız zaman tarihçeye, geçmişte oradaki arkadaşlıklar, dostluklar, yine ilkokulun devamı olan arkadaşlıklar esasında ve hala daha bizim günümüzde bizim gibi, bizim yaşta olan, aynı dönemde birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla biz görüşüyoruz. Hatta Boza Günü vardır. Mayıs ayında Boza Günü'ne gelmeye çalışırız fırsat olduğu yıllarda. Mayıs ayında olur, Mayıs'ın ilk haftasında olur. Birçok mezun oraya gelir, Boza Günü'nde iştirak eder. İşte eski dostlarını görmeye gelir. Bunlar başka güzellikler. Oranın mezunları tabii, mesela bir Mehmet Akif de oranın mezunu. Ali Nihat, Profesör Ali Nihat Tarlan da oranın mezunu. Bunun gibi yüzlerce belli başlı oradan, o okuldan yetişmiş. Çünkü Vefa Lisesi'ne baktığımızda işte İstanbul'da belli başlı liselerin arasında, ilklerin arasında yer alan bir lisedir. Hatta geçenlerde işte bir belediye ortamının festivalinde oraya katılan bir dostla tanıştık. O da Vefa Lisesi'nde felsefe öğretmenliği yapmış kısa dönemde. Şimdi Trakya tarafında görevli. Peki abi dedi, sen üniversite falan okumadın. Sen bu firmalarda nasıl çalıştın dedi. Vefanın mı etkisi var? Evet. Çünkü Vefa'daki öğretmenler biz okuldan çıktığımızda, belki bilirsiniz bilemiyorum, Şehzadebaşı'nın camisinin güney, yani kıble yönünde, yani direkler arası dediğimiz caddeye bakan köşesinde bir sütun vardır orada. O sütundan kuş uçuşu Yenikapı istikametine ölçerseniz, bu sütundan yine Halice doğru ölçerseniz, sonra bu sütundan yine Sarayburnu'na doğru ölçerseniz, bir de buradan Edirne Kapı surlara kadar ölçerseniz hep aynı mesafededir. Şimdi bakın, Mimar Sinan'ın yapmış olduğu çıraklık eserinde gösterdiği bir matematik hesabı ve gerçekten de çıraklık eseri olarak muhteşem bir eserdir Şehzadebaşı Camisi. Kalfalık Selimiye, ustalık Süleymaniye. Yani bir baktığınız zaman geçmişteki büyüklerin bu ülkeye kazandırdığı o kadar değerler var ki ve şu an siz içerisinde birçok şeyleri öğrenmeye gidiyorsunuz, ibadetlerinizi yapıyorsunuz. Ve o büyüklerinizi hakikaten hayranlıkla izliyorsunuz ki dünya izliyor. Yani onların içerisine girdiğiniz zaman tabii onlarla ilgili de anlatılacak esasında o kadar çok şey var ki. Yani Süleymaniye'de mesela örnek olarak söyleyeyim. Mihrabın sağında solunda eskiden çok böyle 2-3 metrelik boyutta, büyüklükte mumlar vardır. Parafinden yapılmış olan mumlar vardır. Ve o elektriğin olmadığı bir dönemdir. Elektriğin olmadığı dönemde mumlarla aydınlatılıp mekan işte aydınlatılarak, ama bir şey yanıyor, mum yanıyor. Ata öyle düşünmüş ki, geçmiş tarihimizdeki atalarımız, büyüklerimiz üstüne kubbe yapmış mumların üstüne. Ve oradan borular vasıtasıyla mihrabın arkasındaki bir bölüme hazne yapmış. Mumlardan çıkan isleri orada toplamış. O isler de hat sanatında kullanılmış yıllarca. Düşünebiliyor musunuz? Veya bunu Mimar Sinan, büyük bir deha tabii,
Bir de hikaye vardır, belki onu da anlatmakta fayda var. Birçok insan, kardeşimiz mutlaka bunları biliyor ama biz de burada tekrar edelim. Henüz daha cami cemaati açılmadan, işte Kanuni dönemi, Mimar Sinan oturmuş caminin içerisinde, bir de nargileyi alıvermiş, nargile içiyor. Etraftan da demişler ki ya bu nasıl bir mimar? Gitmişler sultana şikayet etmişler. Sultan geliyor. Cami bitmek üzere, işte çok çalışmalar, son artık rutuşlar yapılıyor, öyle diyelim. Denemeler yapılıyor. Demiş hayırdır mimar başı? Ne yaparsın sen burada? Efendim diyor, ben burada diyor kubbenin altındayım. Tam kubbenin altındayım. Ses kontrolü yapıyorum diyor. Yani fokurdayan nargilenin sesinden çıkan sesin dağılımını, ölçümünü yapıyor. Şimdi böyle bir mimar. Niye? Onun kubbesine de küpler vardır. Kubbenin içerisine küpler yerleştirilmiştir. O şeyi dağıtıyor. O mekan içerisindeki, o koca yapılan eser içerisindeki ses dağılımını her yere aynı eşit düzeyde ses dağılımı sağlıyor. Bakın aynı şey buradaki Şeyh Süleyman Mescidi'nde de var. Onun çatısı da işte şu son birkaç yıl önce bitirildi, oranın restorasyonu malum. Onun çatısında da şeyde bütün kiremitlerin altında o küp düzeni vardır. Yani yüksek bir irtifa vardır orada, yaklaşık bir 10 metre falan civarında. Ona rağmen orada bir işte diyelim ki bir aşr-ı şerif okursunuz veya bir kamet getirirsiniz. Aynı o ses dağılımını o küçük mekanda bile o kadar güzel net alırsınız ki. Şimdi bunlar hep o mimarların o dönemde, o çağda, o teknolojide muazzam eserler ortaya çıkaran insanlar. Yine tabii şeye döndüğümüz zaman, Vefa Lisesi'ne döndüğümüz zaman o büyüklerimizden de biz tabii çok ilhamlar aldık. Yani işte Mehmet Akif Ersoy, yani mübarek öyle anlatmış ki sizi. Yaşam, herkes yaşamını biliyor mübareğin. Yani hiçbir zaman için maddi değere olarak bakmamış. Ve verilen ödülleri bile cüzdanını veya cebinin içerisine koymamış. Böyle bir geçmiş tarihe sahip olan atalarımız var. Bunları yaşamış olan büyüklerimiz var. Biz bunları şükranla, minnetle anmamız gereken büyüklerimiz. Onları her daim hatırlamamız gerekiyor. Dahi tabii buradaki bulunan Nimel Ceyşler, efendim sahabe-i kiramlar, bunlar da bu İstanbul'umuza hep o fetih müjdesine istinaden gelip yaşamışlar, yaşamlarını sürdürmüşler. Birçoğu şehit olmuş. Yani bir deyişe göre kayıtlarda da yazılı bu. Yani yaklaşık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde 100 ile 120 bin arasında bir sahabe olduğu biliniyor. Bunlardan 10 bin tanesinin fethe geldiği söylenir. Yani parça parça yerlerde zaten işte kabri olanlar var, türbesi olanlar var ama bir kısmı da bilinmeyenler var. Onlar da yine belli bölgelerde yatıyorlar. 3 muhasara geçiriyor biliyorsunuz İstanbul. Sonra fetih oluyor. Bunları tabii unutmamak lazım. Arkadaşlıklar dediğimiz gibi, yani o ilkokuldan sonra o dönemde de, ilerleyen dönemdeki arkadaşlıklarımız da hep samimi, hem muhabbet, hem sevgiyle, saygıyla, birbirlerinin haklarını koruyarak, yani o kadar güzel bir ilişki, dostluklar var ki, o dönemlerde işte gidip geldiğiniz,
Belki işte zaman zaman belki bir tavla atmak için gittiğiniz, belki bir satranç oynamak için gittiğiniz mekanlar vardı. Mesela üniversitenin, İstanbul Üniversitesi'nin karşısında yani Koska durağı vardır orada. Koska'yı geçirdikten sonra sağ tarafta Beyaz Saray'ın yanında olan bir Marmara kafe vardı. Bir de Küllük diye bir yer vardı. Yani gençler hep biz oralara giderdik. Orada da hep böyle mesela en iyi satranç bilen kişi gelirdi o Marmara kafeye. Veya en iyi tavla bilen gelirdi. Ve müsabakalar yapılırdı. Biz de onlara katılırdık o talebelik dönemimizde. Laleli istikametinde bulunan Ragıp Paşa Kütüphanesi vardır. Çok mükemmel bir mekandır orası. Biz okul döneminde yine Ragıp Paşa Kütüphanesi'ne gidenler arasındaydık. Yani hep bir eserleri şey yapalım. Tabii o dönemde başlayan bir de özellikle az önce de sohbet etmiştik, ifade etmiştim onu. Bir kere Osmanlıca bir noktada kaybolmuş, kesilmiş, bir tarafta kalmıştı. Bizim en önemli değerlerimizden bir tanesiydi bu. Niye? Kütüphanelerimiz, ben Abdülbaki hocamın söylediği bir sözü söyleyeyim bu arada. Oğlum, fırsat buldukça Süleymaniye Kütüphanesi'ne gidin. O bir özel bir bölümü vardır Süleymaniye Kütüphanesi'nin. Orada hep yazma eserler vardır. Mümkün mertebe onları inceleyin derdi. Tabii bizim bu Şeyh Süleyman Mescidi'ne gidip geldiğimiz dönemlerde de ben özel bir ilgi göstererek kendi kendime ben Osmanlıcayı öğrendim. Öğrendiğim kadarıyla. Yani bugün kitabi yazıyı rahat okurum. İşte bazı istifleri okurum. Bazı hattatların yazdığı yazıları okuyabilirim. Biraz ferman filan gibi şeylere gelince, rık'alara gelince filan orada tıkanırım. Onun için de onları aşmak için de ben 52 yaşında filan ayrıca kursa gittim. İki dönem Osmanlıca kursuna gittim ki onları da okuyabileyim diye. Üçüncü de onlara geçilecekti. O arada da kursa katılan olmadı. Biz de devam etmemiş olduk. Ama hala daha ben evimde benim büyük dedemden yani Kırım'dan gelme Arapça, Osmanlıca bir takım belgeler var, kitaplar var. Onları muhafaza edip ve onların üzerinde de çalışıyorum. Bu baba tarafımda olan bilgi ve belgeler. Bir de anne tarafında olan bilgi ve belgeler var. Dedem Mehmet Hakkı Önk, o da esasında baba tarafından Kırım kökenli. Bir de öyle bir şeyimiz var bizim. Tevafuk deniyor. Biz de öyle addediyoruz. Onlar da Bulgaristan'dan, yine Filibe şehrinden İstanbul Üsküdar'a geliyorlar. Üsküdar'dan sonra dedem Karaköy'de şu anda olmayan ama geçmişte yine Abdülhamit Han Hazretleri'nin yaptırdığı bir cami var. Herkesçe biliniyor. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi. 1958 yılında birçok meydanlar açıldığı gibi Karaköy Meydanı'nda açılmak üzere bir program içerisine giriyor cami. Ve o biblo gibi cami ortadan yok oluyor. Kaldırılıyor. Ve ne yapılıyor? İşte yarınlarda bir yerde kullanırız düşüncesiyle ilgili merciler tarafından bunun taşlarını, blok taşlarını vesairesini, kitabelerini filan Burgaz Adası'na götürüyorlar. Bir kısmı oraya gidiyor, bir kısmı yolda giderken ya denize dökülüyor vesaire. Artık o akıbeti belli olmayan bir duruma geliyor. Ben bu hususta da esasında hani dedem de orada imam olarak görev yaptığından dolayı biraz konunun içerisine ilgilenmeye başladım. İşte bazı eski fotoğrafları, bilgi belgeleri toplarken dayımda bulunan bir yıllık Osmanlıca yazdığı
Cuma hutbelerinin notları var elimde benim. 52 haftalık. Yani bir yıllık. Ve ben onları da işte el yazılarını, transkripsiyonunu yapmaya çalışıyorum kendi çapımda. Çünkü birçok çalışma içerisindesiniz. Hepsine zaman ayıramıyorsunuz. Fırsat buldukça da onlar üzerinde çalışmaları devam ettiriyorum. Ve orada cami yıkıldıktan sonra benim dedem Kasımpaşa'daki Piyale Paşa Camisi'ne tayin ediliyor. Orada bir görevine devam ediyor. Ondan sonra da işte o da belli bir yaşta vefat ediyor. Hatta bir cuma namazını kıldırdıktan sonra eve gelirken evinde işte anneannem rahmetli Perihan bana bir aspirin ver, bir şey ver. Benim kalbim sıkışıyor galiba diyor. Hatta namazı kıldırırken de bir kriz geçiriyor esasında. O da işte o şekilde vefat ediyor. Aynı zamanda dedemin sesi çok güzel. Sohbette anlatmıştım. Münir Nurettin Selçuk'tan ders alıyor. Yani o kıraatının daha güzel olabilmesi adına eğitim alıyor. Zaten rahmetli annem de ondan bahsederdi. Dedenin sesi çok güzel derdi. Ve ilk bahsettiğim Alaaddin Çeşme sokakta doğduğum evde de kulağıma ezan ve kâmeti veren de o dedem. Ve diyor ki, kızım öyle bir evlat olsun ki annesine, babasına, ülkesine muti bir evlat olarak yetişsin diye bir tavsiyede bulunuyor. Kulağıma ezanı verdikten sonra öyle dua ediyor. Allah razı olsun onlardan. Böyle büyüklerimizden dua almak başka bir şey tabii bunlar. Bu hatıralarımızı da en iyi şekilde anmaya çalışıyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Evlatlarımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve evlerimizde, işte o evde muhtelif yerlerde ikamet ettiğimizi anlatmıştık. O evimizde babaanne var, dede var, öyle yaşanıyor. Sonra oradaki ev bir şekilde, tabii oraya nasıl geliniyor? Ahmet dedemiz, yani babaannemin babası, yine Filibe'den gelen çorapçı Ahmet Efendi, esasında varlığı iyi olan ama dürüst ticareti yapmış olan bir büyüğümüz. Zeyrek yangınında konak yanıyor. Yani herhalde bu bölgelerde, yakın bir yerlerde bir şey. Sonra da yanınca o evi birkaç şeyinden beraber alıyorlar, mülkünü alıyorlar. Babamın doğumu da 1919'da orada oluyor zaten. Alaaddin Çeşme Sokak'taki evde oluyor. Yani caminin ve hazirenin yan tarafındaki evde oluyor. Ben de orada doğdum zaten. Tabii o evlerimizde olan, o küçüklükteki o evi hatırlamam ama Fener'deki kısmen evi hatırlıyorum. Bir tuğla bir ev. Onun işte bir iki katında biz ikamet ediyorduk. Ve ondan sonra Çırçır'a buraya geliyoruz. Son küçük pazar ve şeyden sonra Çırçır'a geliyoruz. Buradaki evimiz de çok küçük ama tabii mekan içerisinde biz öyle ki o ilkokul sırasında paylaşımın en güzel halini şöyle de yaşamış olduk. Şimdi insanın hem çevresinden, hem büyüklerinden, hem aile büyüklerinden, hem akrabalarından küçük mekan olmasına rağmen bu Çırçır'daki evde biz o kadar çok güzel günler yaşadık ki ailenin en büyük abisi babamdı. Ailenin en büyük ablası, kardeşi de benim annemdi. Yani kendi kardeşlerinin en büyüğü. Ve bayramın birinci günü o güzellikleri buram buram yaşarsınız. Yani bir grup gelir, bir grup gider. Bir grup gelir, bir grup gider. Bütün kardeşler birinci gün mutlaka ziyarete gelirdi. Ve ertesi gün de
rahmetli babam, annem, o büyükleri tekrar, kendinden büyük olanlar vardı. O ikinci günde biz büyüklere giderdik. İşte Ramazan bayramıysa üçüncü günde de sizi ziyarete gelen kardeşlerinizi bir iade-i ziyaret gibi bir bayram ziyareti yapılırdı. Orada ne yapılır? Ev yaşam içerisinde mekanınız küçük. Annemin anne tarafı rahmetli Trabzon, Akçaabatlı. Dedem İstanbullu. Öyle bir uyum içerisinde, ahenk içerisinde yaşanmış ki, yani bir annemizin, anneannemizin şeyleri var, arkadaşlarıyla bir fotoğrafları var. Mesela tramvay idaresinin işte başkanı, müdürü, neyse amiri, genel müdürü, onlarla beraber bir dostlukları var. Dede de imam, işte belli bir çevre dostluklar yaşanıyor. Anneden aldıkları çok şey var, babadan aldıkları çok şey var. İkramı seven, yani bayramda bunu şeyle ifade etmek lazım, nur içinde yatsınlar, kendi elleriyle hamur açıp, yufka açıp kendi elleriyle baklava yapan insandır annem her bayram. En az 2-3 tepsi. Çünkü ziyaret adedi o kadar çok ki. Yani mahalleden komşular gelir, kendi akrabalarınızdan gelir. Yani anne tarafı, baba tarafı. Şimdi böyle bir güzelliği yaşayamıyoruz. Yani sizin oradaki o atmosferdeki aldığınız değerler ne kadar önemli. Yani tabii bunları tesis etmek acaba mümkün müdür diye düşünüyor insan da. İlerleyen zamanlarda işte az önceki sohbette de söylediğimiz gibi yani umarız ki, yani dileriz ki, dua ederiz ki o yarınlara gençlerimiz, bizden sonraki gençlerimiz, yetişenlerimiz bu konuları ciddi manada ele alıp o güzelliklerin hiç değilse bir kısmını yaşayabilmesi. Çünkü onlarla siz neyle mutlu olursunuz? Yani sevgiyle mutlu olursunuz. Beraberlikle mutlu olursunuz. Aile büyüklerinden olduğunuz zaman mutlu olursunuz. Eşinizden, dostunuzla yani uyum sağlayabileceğiniz, biz o kültürü hep o yuvada aldık. O yuvadan aldık. O yuvadan almasaydık hiçbir şey olmazdı. Şimdi şartlar belki hepimizi zorluyor. Yani işte hanımlar çalışıyor, erkekler çalışıyor. Çocuklar ya yuvada yetişiyor ya işte büyüklerin yanında yetişiyor. Peki o kültürü nerede alacaklar? Bir şey var, onu da ifade etmek lazım. Şöyle, bir profesör bir hazırlık yapmış. Hazırlığı da şöyle. 0 ile 5 yaş arasındaki çocuğa ne verirseniz alır diyor. Tespiti bu. Hatta anne karnında bile olduğunda diyor ki çocuğa siz alın karşınıza, günde 5 dakikada olsa onun anlayabileceği lisanla, 5 dakikada olsa belli konularda ona kitap okuyun. Sakın ha diyor, o anlamaz diye düşünmeyin. O yaşta 0-5 yaşında ne alıyorsa en yoğun aldığı dönem diye ifade ediyor. Ve bunun için de 1 milyon kitap projesi yapmış. Kendi kitaplar yazmış. Şu anda yurt dışında kendisi. Ve burada uygulamak istemiş, olamamış. Yurt dışında bunu gerçekleştirmiş. Benim onu izlediğim, dinlediğim tarihte yaklaşık 150 bin şeye ulaşmıştı. Yani kitap ulaştırabilecek aileye ulaşmıştı. Hedefi 1 milyondu. Yani her evde 0 ile 5 yaş arası çocuğa kitap okuma projesi. Bunun adı bu. Yani siz kendinizde yeterli görmeyebilirsiniz belki bir şey ama bu eğitime yönelik temelde
anlatabilecek bir yayınları bir arada toplayıp o çocuğu bu değerlerle besleyebilirseniz bir yere taşıyabilirsiniz. Bu çok önemli. Demek ki bazı konuları zamanında ele almak, tedbirlerini almak, hedef koymak. Biz her zaman için hedef koyuyoruz. Yani sanatımızda da diyoruz, bizim masamızda, tezgahımızda şey yazılıdır atölyemizde. Sedefhanenin hisleri diye bir sözümüz var. Diyoruz ki orada 3 tane satırda özetlemişizdir. His nedir? Sedefhanenin hisleri, baş harfleri. H'nin açılımı ne? Hedef. Efendim, İ'si ne? İnanmak. S'si ne? Sevmek. Yani siz hedef koyarsanız, siz inanırsanız, siz severek her şeyi bu manada yapar. Hayatın içinde bu var zaten. Sanat sadece sanat değil. Biz genel manada bu ifadeyi kullanmaya çalışıyoruz. Ve her zaman da bizim web sayfamızda da bu vardır. Yazar, onu koymuşuzdur. Giren okusun yani. Neticede belki etkisi olur. Belki bir yere dokunabiliriz. Belki o gönüle hitap edebiliriz. Yaşamın içerisinde tabii her safhasında ama profesyonel hayatınızda, ama sosyal hayatınızda, ama sanat hayatınızda, ama kültürel ve sanatsal musiki alanında her şeyde bunu kullanabiliriz. Niye? Yani Rabbi sizi bir kul olarak mükemmel bir şekilde yaratmış. Siz mükemmeli hedefleyemiyorsanız o bizim eksiğimiz demektir. Öyle kabul etmek lazım. Yani biz her zaman diyoruz ki, bir de şunu diyoruz, zamanı en iyi şekilde değerlendirmesini bilmek lazım. Çünkü onu bir daha kazanma şansımız yok. Ne bedelle, ne fiziksel, hiçbir şekilde kazanamayız. Mümkün değil. O hayatın içerisindeki o güzellikler, işte bu hassasiyetlere belki bağlı. O hassasiyetleri yakalayabilecek, o hassasiyetlerin içerisinde yaşayabilecek bir platforma oturtmak lazım. Tabii aile içerisinde yaşamınızda işte bir bayramdan başladınız. Bunun Ramazan'ı var. Bunun mübarek manevi geceleri var. Orada yapılan yakarışlar var, dualar var. Siz orada o daha küçük yaştayken öğreniyorsunuz onları. Yani bir secdeye varmayı siz annenizden, babanızdan görüyorsunuz. Onlar size onu da veriyor. Yani sadece bir dini eğitim de değil, manevi eğitim de değil, hayatın akışı içerisinde önünüze çıkabilecek her türlü şeyde sizi koruma altına alabilecek belli değerleri size yüklüyorlar. Biz onları aldığımıza inanıyoruz. Yani bizim kapımıza işte burada çırçırda otururken herhangi bir satıcı gelirdi. O zamanlar farklı satıcıların arasında işte bohçacı hanımlar da vardı, kalaycılar da vardı. Yani mahallenin bir köşesinde bir bakarsınız o arsanın bir kenarında ocağını yakar, körüğünü yakar. Evlerden teker teker, ikişer, üçer bakır kaplar gidip kalaylanmaya götürülürdü. Onlar yani yetişemediği dönemde biz torbamızı alırdık. Ben 2. Beyazıt, yani Beyazıt Camisi'nin orada ileride Mercan'a giderken köşede kalaycı dükkanı vardı eskiden. Yani böyle koca koca körükleri olan ateşin karşısında akşama kadar insanların o yeme ihtiyacını karşıladığı kapları, kazanları, tencereleri, efendim elekleri. Bizim mesela hala evimizde benim anamın kullandığı süzgeç vardır. Makarna süzgeci vardır. Makarna pişer, süzdürülür. Bakırdır. Yani ben gittim bilhassa onları tekrar kalay yaptırdım. Evimde muhafaza ediyorum.
tencerelerde dahil olmak üzere. Şimdi acık oraya tabii girilirse bir de orada şöyle bir şey daha var. Yani bugün bakır kaplar kalaylandığı zaman en güzel yemeği orada pişirirsiniz. Onun bir bakırın bir özelliği vardır. Hemen soğumaz. Bakır sıcaklığı tutar. Yani tencere o zaman herhangi bir şekilde dolabınız da yok. Biz tel dolap kullanan aileyiz geçmişimizde. Yani tel dolapta siz yemek yaptınız. Çok affedersiniz işte sinek böcek filan girmesin diye kapaklı tel dolaplar vardı eskiden. Onun içerisinde muhafaza edilirdi. Evin içerisindeki yaşam böyleydi. İşte odun sobası yakarsınız. Meşe odunu gelir. Meşe odunu ıstrancadan gelir o zaman. Çeki hesabıyla odun alırdınız. Mahalle aralarında mahrukatçılar vardı. Mahrukat. Nedir mahrukatçılar? İşte odun satar, kömür satar. Efendim böyle arsa alanı içerisinde, çarşambada, burada bu mahallelerimize çok vardı. İnsanların çoğu zaten odun yakıyordu. Kömür daha pahalı, odun daha ekonomik. Ve birdenbire o odunu hemen alamazsınız. Mesela bir çeki odun alırsınız. Biter bitmeye yakın tekrar bir çeki daha söylersiniz. Bir çeki daha yani 3-4 çeki bir sezonda, kış sezonunda 3-4 çeki odun yakardınız. İşte onu tutuşturmak için burada rahmetli arkadaşımızın o pazara çıkan at arabalarıyla pazara götürüp meyve sattıktan sonra portakal sandıkları, efendim limon sandıkları, diğer meyve sandıklarının şeyi burada şey yapardı, stoklanırdı. Bir kısmı yenileri iade edilir, diğer kısmı da onlar yakacak ihtiyacı olan insanlara verdi. Mesela benim arkadaşım at arabasıyla koyardı at arabasına, gelir evimize bizim soba tutuşturmak için o tahta parçalarını yakar ve ev ısınması o şekilde olurdu. Evet, bulunduğumuz bu mekanın, tabii böyle bir mekan burada yoktu. O zaman çocukluk ve ilkokul arkadaşım olan merhum Suat kardeşimin kardeşlerinin, ailesinin Narenciye, malum güneyden gelen Narenciye, aynı zamanda tabii burada fil ambarları var. O fil ambarlarında da bütün güneyden gelen greyfurt, limon, mandalina, portakal gibi ürünlerin deposuydu burası. Soğuk hava deposuydu. Doğal soğuk hava deposu. Bir de şu arada soğuk hava deposu vardır. Buradan Çırçır'a doğru giderken bir aralık var, böyle çok dar bir aralık. Onun karşısına baktığınız zaman bir demir kapı vardır. Onun içerisine girdiğiniz zaman orası da soğuk hava deposudur. Yani burada muhafaza edildiği gibi oraya da kamyonlar yanaşır, narenciyeleri koyar. Önemli ölçüde de büyüktür orası. Şimdi bir şahsa ait galiba. Orada muhafaza edilir. Oradan da işte kabzı mallara, efendim manavlara vesairelere dağıtım yapılan merkezler gibiydi burası. Ve o dönemde işte oralardan çıkan tahta sandıklar, parçalar şimdi plastiğe vesaireye döndü. O zaman ahşaptan olan sandıklar vardı. Sandıklar da o odunları tutuşturmak için bütün evlerde kullanılan, işte arkadaşımız da gelir bir at arabası affedersiniz döker, biz onları kırar, istifler evin odunluk deposunda, işte kışlık ısınmayı böyle yapmış olurduk. O mekanlarda hemen hemen birbirine benzerdir. Yani biz en küçük çocuk dönemimizde Fener'de olan evimizi her ne kadar çok az hatırlıyor isem de, işte bir tuğla bir evdi, tuğla yapılı. Genelde orada zaten tuğla yapılı evler çoktur. Kısmen parça parça ahşap evler vardır bazı bölgelerinde. Şimdi maşallah toparlanıyor oralar hepsi.
Sonraki geldiğimiz mahalle burası, yani Sinan Ağa Mahallesi, öyle geçer. Fazilet Sokak, sonra da İbadethane Sokak. İki yerde oturduk, kiracı olarak bulunduk. Bir tanesi müstakil yapılı bir bina, ahşap ev. Orada da aynı, yani ısınmanız öyle. İşte sokak satıcıları gelir, oradaki iç yaşamda, yani bazen şimdiki neslimiz çok rahat yaşıyoruz, öyle diyelim. O zaman belki bir tek odada soba yanıyordu ama diğer üç odanız, dört odanız buz gibi olurdu. Ve yüklükleriniz vardı. O zaman dolabın olmadığı dönemler, buzdolabının olmadığı dönemler. Bir şekilde onları muhafaza ediyordunuz. İşte kapınızdan geçen, önünüzden geçen seyyar satıcılar gelir. O mahalle kültürü içerisinde her şeyin kendine göre bir yani kendi ürünü satma adına bir ritüel olarak haline dönüşmüş olan ifadeler kullanılırdı. İşte domatesi, efendim balığı, sebzesi, meyvesi gibi. Ve birçok esnaf da kendi, işte yoğurtçu mesela, bir yoğurtçumuz vardı. Değnekle, sırtında, omzunda değnekle iki tane tabla taşır. Tepsi yoğurdu. Onun lezzetine de doyum olmazdı. Çok doğal bir haldeydi. El terazisiyle alınır. Kürekle yoğurdu keser. Resmen bıçak gibi keser. Teneke kürekle. Sizin getirdiğiniz kabın içerisine koyar. Darasını alır ilk önce, sonra tartar. Ve siz ondan gramla, yarım kilo, bir kilo neyse ihtiyacınız, onu şey yapardınız, alırdınız. Ayrıca sobayı tutuşturmak sadece tabii tahta kırığı değil, her bakkalın mutlaka içerisinde, esnaflardan da bahsetmek lazım burada, mutlaka bir varil ve önünde musluğu olan gaz satarlardı. Bir de ispirto satılırdı. İspirto niçin satılırdı? Yani ev içerisindeki diyelim işte bir su ısıtılacak. Affedersiniz, çamaşır yıkanacak veya bir duş alacaksınız. Evinizde işte gaz ocağı var. Siz onu gaz alıyorsunuz. Orada onu kullanıyorsunuz. Gaz ocağınızı yakmanız için de o üstteki tablasının altında bir ispirto haznesi olur. İlk önce ispirtoyu oraya dökersiniz. Onu belli bir kıvamda ısıttırsınız. Sonra başlarsınız pompalamaya. Gazın düğmesini açarsınız. Gaz ocağı yanmaya başlar. Şimdi evin içerisinde düşünün gaz kokusunu ve sizi yani olumsuz etkilediğini. Anneniz bir başka açıdan size bakar, babanız bir başka açıdan bakar. Sonuçta hep evlatlarının işte iyi bir şekilde yetişmesi, topluma iyi bir insan olarak kazanması, kazandırılması, o manada da emeklerini hiç bir kenara atamayız. Allah onlardan razı olsun. Yani oyuncak dedik mesela, o aklıma geldi. Teknik bir altyapısı olduğu için rahmetli babamın, geçmişte eskiden hazır şöyle minicik tenekeden yapılma, içine ispirto konulup suya koyulup onu deposu vardır, yaktığınızda hareket eden bir yüzen bir tekne halinde olur. İspirto ile gider. İşte iki tane egzozu vardır. Pıt 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 ses çıkararak da suyun içerisinde, evde çok affedersiniz leğenin içerisine koyar. Onu yüzdürürsünüz. Rahmetli babam benim kendisi yaptı tekneyi. O şeyden, teneke malzemeden ispirtolu. Oradaki bir anımız var. Buradaki Fazilet Sokak'taki evde. Tabii çocuksunuz. Çok özlemle sonucu bekliyorsunuz. Babanız günlerce uğraşmış, onları lehimlemiş, efendim bükmüş, o tekne haline getirmiş. Eskiden öyle bir oyuncak da yok. Yüzdürüyorsunuz.
yüzdükten bir süre sonra bir patlama oldu. Teknenin içerisinde o ispirto, tabii o sıkıştı herhalde belli bir şeyde, boşalamadı şeyi. Patlayınca bütün ispirtolar, mesela benim yanan ispirto üzerinde, benim saçlarım yandı o dönemde. Kilimler, eskiden kilimler var. İşte bir tane halı varsa 3-4 tane kiliminiz var evde. Dokuma kiliminiz. Onlar yanmaya başladı. Bizi battaniyelere vesaire sararak söndürdüler. Böyle anılar da yaşadık. Ama ne adına? Şimdi düşünüyorsunuz, bir baba oturuyor, o istirahat edeceğine, dinleneceğine, sizin gönlünüzü hoş etmek, kendi ellerinden bir şey sunmak, onu yapıp gösterebilmek ve kullanmanızı sağlamak maksadıyla size zaman ayırıyor. Ve oturup biz çok kendisiyle oturup kitap okumuş ve kendisini saatlerce dinlediğimiz dönemler olmuştur. Bizi bilgilendirmek, bizi yetiştirmek adına. Tabii bunları anlatınca şu aklımıza geliyor yine. Yine buradaki evde oturduğumuz dönemler, daha ilkokul öncesi dönemlerinde bile, özellikle Şehzadebaşı Camisi'nde ve Fatih Camii Şerifi'nde hafta sonları öğle ile ikindi arası vaazlar olurdu. Onda da mesela bir ismi çok net hatırlarım. Feyzullah Değerli. Vaaz handı kendisi. Her pazar mutlaka gelir, o dini sohbetleri yapar. Böyle tane tane anlaşılır biçimde. Biz o çocuklukta bile, o küçük yaşta bile o şeyleri babamızın şeyinin yanında hemen bazen uyuyarak, bazen dinleyerek, o çocukluğum dönemlerimizde de böyle anlar yaşadığımız olmuştur. Mevcutta yine oturduğumuz mahallelerde annemizin mesela dikkat çeken, yapmış olduğu önemli şeylerden bir tanesi, işte Anadolu'dan gelmiş. Mesela diyelim az önce anlattığımız yoğurt satan bir kişi. İşte öğlen saatine denk geldiyse, annem kapının önüne inip işte yoğurdunu aldıysa, o esnafa, o satıcıya sorardı. Karnın aç mı diye. Aç dediği zaman o insanlar da aç diyebilirdi. Tokum da diyebilen olurdu. Açım diyebilen de olurdu. Annem bakır tepsisinin içerisine çorbasını, sıcak yemeğini, pilavını, suyunu, ekmeğini, tuzunu, biberini mükellef bir halde koyar kapının önüne, kapının kenarında, o merdivenlerde, sahanlıklarında orada oturur, o esnaflar karnını doyururdu. Şimdi bu da başka bir güzellik. Günümüzde böyle bir şey görebilir miyiz? Çok zor. Yani o kadar çok sizi yetiştiren, besleyen sebepler var ki, yani eğiten sebepler var ki, bunlar hayatın içerisinde yaşanmışlık çok ayrı bir keyif veriyor insana. Onları iyi ki görmüşüz biz. O geçmişi iyi ki yaşamışız. O büyüklerimizin yaptıklarını iyi ki görmüşüz. Çünkü siz ne gördüyseniz bu sefer onu yaşıyorsunuz, onu uyguluyorsunuz hayatınızın bir köşesinde, bir kenarında veya her tarafında. Biz de elimizden geldiğince o büyüklerimizin bize öğrettiklerini şimdi uygulamaya çalışıyoruz. Tabii mahalle, ondan sonraki dönemde ne yaptık? Yine benim doğduğum evin hemen yan tarafında, orası da Haydar Hamam Sokak'tır. Oradan yukarı çıktığınızda Haydar Hamamı'nın hemen sokağına çıkarsınız. Sola dönerseniz Haydar Karakolu meşhurdur. Sonra da sağa giderseniz işte orada bir ekmek fırını vardır. Ramazan günleri gidersiniz o fırından, sıraya girersiniz, pidenizi alırsınız sıcak sıcak. İftara koşa koşa gelirsiniz. Ayrıca Fatih Camisi'nde şimdiki cenaze namazlarının kılındığı musallanın olduğu yer de, hemen onun yan tarafında bir çimenlik gibi bir bölge var, medreselerin hemen ön kısmı. Orada iftarda
bildiğimiz savaşta kullanılmış iki tekerlekli top arabası gelirdi. Her Ramazan'ın ilk günü gelir, sonuna kadar, bayram sabahına kadar top arabası iftar saati top atar, top atılışı ondan da şey haline, alışkanlık haline gelmişti. Bak top atılacak, iftar vakti geldi, top atılacak denirdi. O toplar da hem sahurda atılır, bayağı asker görevlendirilir, 2-3 tane asker, koca koca top mermilerinin çekirdek kısmı yok, sadece kovan kısmı var. Bütün semtin hemen hemen birçok alanına o ses ulaşır. Yani ezan okunurlar veya okunmadan önce o top sesi hemen işte hazırlıkları herkes yapar. İftar sofralarını hazırlar. Davet edeceği misafirleri iftarlarına davet eder. Bu da mahalle kültürünün içerisinde çok önemli bir yer alan konudur. Bunları hasretle yaşıyoruz. Belki günümüzde bazı oluşumlar, bazı birimler, bazı faaliyet gösteren kuruluşlar iftar sofraları yapıyorlar. Ama hep bizim dönemimizde mütevazi olmuştur bunlar. Yani sofralarımıza yenmeyecek gibi yiyecekleri koyup ondan sonra da onları heba etmek, o günleri de böyle bir şey asla ve asla biz görmedik. Ne ekmekte gördük, ne de yemekte gördük. Hiçbir soframızda görmedik. En küçücük parçasına varana kadar, şayet bir şey varsa işte mahallede yaşayan hayvanlara vesairelere onlar verilir. Sonra fukara aileler vardı. Fukara aileler o semtlerin içerisinde. Onlar hiçbir zaman için şimdiki gibi, şimdilerde olduğu gibi, yani bir hani söylemekten biraz hicap duyuyoruz ama dilenmek gibi bir vasfa haiz değildiler. Onlar gizli fakirdi. Siz onları görebiliyorsanız o fakire, fukaraya yardımı zaten denir ya, yani bir elin verdiğini öteki elin, gözün görmesin. Böyle bir şeydir yardımlaşma. O mahallemizde de böyle insanlar vardı. Yine bu mahallelerimizde az önce sohbette söylediğimiz yazlık bulvar sineması, Unkapanı'nda yazlık güneş sineması, Haydar'da yine yazlık Haydar sineması. Yani burada 3 tane, bir tane de Unkapanı'nda vardı. 4 tane bu bölgede yazlık sinema vardı. Yazlık sinemaların işte 2 film gösterimi olur. Onların çığırtkanları vardır. O çığırtkanlar böyle tenekeden yapılmış, böyle dudağınızın etrafını kapayacak şekilde de bir yapıda bir şey, sapı da var. Ondan bağırmaya başlayınca böyle insanın o ses nereden çıkıyor diye düşünebileceğin sesler gelirdi. Ve şeyi anons ederlerdi. Yani o akşamki hangi filmi, hangi artistin, işte bazı sinemalara da gala için artistler gelir. Yani o filmin artistleri gelir bizzat canlı olarak filan. Ya nasıl bir samimiyettir bu? Şimdi işte burada bir benlik yok, bir büyüklük yok. Yani ben işte starım, ben şuyum, ben buyum. Bunun yerine mütevazilik çok önemli. Biz bunları yaşadık. Yine buradaki büyük bahçede oturduğumuz dönemlerde, yani oraya gidip geldiğimiz dönemlerde, şimdi orada şöyle bir yapı var, zannediyorum orası yine ya Pantokrator Kilisesi'nin devamında olan bir yapıdır veya Bizansların ilave ettiği bir yapıdır. Orada gizli böyle bir takım yerler vardır. Çocukluğumuzda biz işte saklambaç filan gibi çocuk oyunları oynadığımız zaman oralara filan saklanabilirdik. O bahçenin zemininde ev yıkıldı, o filmlerin çevrildiği. Alan biraz daha genişledi. İşte topu rahat bir şekilde oynuyorsunuz. Dediğimiz gibi aileler, büyükler gelip orada akşamüstü çay sefası, akşam sefası yapabiliyorlardı. Bir de benim unutmadığım bir şey var o bahçede.
Buradan o üniversitenin şeyin hemen karşısındadır o kapı, Büyükbahçe'nin kapısı. Oradan girersiniz, girdiğinizde yola aynı seviyede bir bahçedir orası. Onun altında bir kademe alt bir bahçe daha vardı, genişçe bir bahçe. Ondan sonra da yazlık bulvar sineması. O arada bir nasıl diyelim, böyle gecekondu da diyemeyiz. Yani derme çatma bir yapı ile yapılmış. Ya birisi gelmiş bir duvarını çarpmış ahşaptan. Birisi gelmiş tenekeden işte çatısına bir şey koymuş. Birisi gelmiş bir yerden sökülme cam ekeni bir yere koymuş filan gibi böyle bir yapı vardı. Orada da bir ihtiyar bir teyzemiz vardı. Yaşı epeyce de ileri ve azıcık da böyle kambur yapılı bir teyzemiz. Herkes, mahalleli bütün çocuklar o teyzeden korkardı. Biraz şöyle korkardı, mizacı sert, artık nereden geldi, nasıl yaşıyordu, yani yalnız mıydı, çoluğu çocuğu var mıydı, çocukluk dönemi olduğu için bilemiyoruz tabii. Ama ben o teyzenin en büyük yardımcısı bendim mahallede. Ve ben ne korkardım, ne de o beni dışlardı. Ben giderdim bütün kışlık odununu onun baltayla ben keserdim. Hazırlardım, istiflerdim, odasının içerisine bir kenara koyardım. Kışın soba yakacak tabii. İşte hayır sahipleri oraya gelir, odun getirir, bırakır oduncu, gider. Mahrukatçılardan gelen odunlar, meşe odunları. Ama o yaşlı teyzemizin herhangi bir ihtiyacı olur, ben koşarım. Herhangi bir isteği olur, gider alır gelirim. Böyle bir yapıda. O teyzemizden de çok dua aldım ben. Öyle düşünüyorum. Helali hoş olsun. Çocukluk dönemimizde işte insan çok farklı mozaik mi, öyle mi ifade edelim? Mozaiklerde, yapıda, karakterde, insan karakterleriyle beraber olduğunuz zaman hani Yunus Emre der ya, yani hamdım, piştim, oldum. İşte insan da bir yerlerde yani ham olabilir ama pişmesi lazım. Olması lazım. Yani hayat, yaşam bunu gerektiriyor. Biz böyle davranamazsak, biz böyle düşünemezsek, biz böyle hedeflenemezsek zaten sığ kalıyoruz. Toplumumuzun bütün güzelliklere, bütün güzellikleri hak ediyor ve ihtiyacı da var. Günümüzde de öyle. Yani siz iki tane tatlı kelam söylüyorsanız, iki tatlı söz söylüyorsanız, karşınızdaki ne kadar agresif, ne kadar sinirli, asabi bir insan olsa dahi onu o seviyeye rahat rahat getirebiliyorsunuz. Çünkü karşınızdaki de insan. Her şey insanın kendi elinde demek oluyor netice itibariyle. Yani hayata hep yani bir takım değerler değil de olması gelen değerlerle baktığınız zaman o istikameti çok rahat yakalayabiliyorsunuz. İşte biz de büyüklerimizden hep bunları öğrendik, bunları duyduk. Ailemizden de, annemizden de, babamızdan da, efendim amcalarımızdan da. Bir tane mesela benim bir tek babadan kalma en küçük kardeş kaldı amcam. Şu anda 94 yaşında. Yani biz her hafta yani bir iki mutlaka görüşürüz. Özellikle cuma günleri de görüşmüş oluruz, telefonlaşırız. Ben aramazsam 94 yaşındaki amcam beni arar. Bilir ki ben onun gönlünden geçiyorum. Ben de bilirim ki o esnada arayamadım efendim. Şimdi tabii değerler, var olan değerleri de iyi muhafaza etmek lazım. İşte nereden başladık? Aileden başladık, mahalleden başladık, semtten ilçeye, ilçeden şehire, şehirden ülkeye. Devasa bir yapı, bir sistem var. Bu sistemin içerisinde biz kendimizi o güzelliklere adapte edebiliyorsak bir şekilde siz de örnek olmaya namzet bir insan oluyorsunuz. Çok şükür ki bizim etrafımızda gelen
ama yakın dostlarımızda, ama atölyemize, ama sanat camiasında, ama musiki camiasında, ama aile efradımızın arasında, mesela bana secere çalışmalarımda çok yardımcı olan büyüklerim oldu. Yani birisi geldi ki al bu senin şeyine yakışır, muhafazana yakışır deyip bana bir sürü hediye edilen şeyler vardır. Aile değerleri vardır. Bunların maddi değeri yok ama manevi değeri çok büyük. Biz tabii tavsiyelerimizi hep bu yönlü yapıyoruz gençliğe de. Bu arada bunları nasıl yaptık? Tabii özellikle askerlik hizmeti sonrasında, öncesinde de başlayıp sonrasında da ciddi manada profesyonel bir yaşam içerisine girmiş olmamız, belli başlı, yani burada marka söylemeyelim, ben Türkiye'mizde, ülkemizde belli başlı 3 tane büyük markada görev yaptım profesyonel hayatımla ilgili. Gıda sektörü, temizlik sektörü gibi. Dolayısıyla bu sektörlerde, burada da koyduğumuz hedef şöyle oldu. Biz geçmişte ne aldık? Büyüklerimizden ne gördük? İşte Mevlana'ları tanıdık, Yunus'ları tanıdık, Hacı Bektaş'ı, velileri tanıdık. Efendim ilim bilim adamlarını tanıdık. Onlardan bize yayınlarını, kitaplarını okuduk. Büyüklerimiz anlattılar. Yazdığı kitapları bize imzalı hediye ettiler. Onlar da bizim kütüphanemizde mevcut. Yani yaşamı hiçbir aşamasında, gençlikte de bir takım şeylere değiniriz birazdan. Yani işte o tavla satranç oynadığımız dönemde de oraya gelen, yine az önce bahsettiğimiz gibi o külliye çıkan, eskiden işte bir market zincirinin, belli başlı bir market zincirinin de bulunduğu o cadde üzerinde ki hemen 2-3 dükkan ilerisinde İstanbul'un belli başlı bütün sanatçılarının gece toplandığı bir çayhane vardı. Orada hem nargile içilir hem de çay sohbetleri yapılır. Özel bir bölüm. Şimdi yok tabii orası. Oraya bütün mesela gece şeye çıkan sanatçılar, sahneye çıkan sanatçılar 12'den sonra oraya gelir, çayını içer. Efendim nargile içmek isteyen varsa nargilesini içer. Kapının önünde de hemen caddenin üzerinde de camekenli bir arabada pilav üstü nohut satan bir pilavcısı vardır. Gece acıkan bir de orada yemeğini yer. Tam üniversitenin karşısında, Edebiyat Fakültesi'nin karşısında. Dolayısıyla orada da ayrı bir kültür var. Yani hangi ortama girerseniz girin, zaten siz bir şeyleri arıyorsanız, bir şeylere kendinizi olması gereken ya şunlardır diye aklınızdan geçiyorsa, size lütfediliyor bir şeyler. Yani o ortamı bulabiliyorsunuz. İnsanın ne aradığına bağlı. Ve ona hemen cevap alıyorsunuz. Biz tabii gençlikte dönemimizde, yani Vefa Lisesi döneminde bir arkadaşım vardı. Onu da anı olarak söylemiş olayım burada. Bizim belli işte aile, orta halli bir aile diyelim. Hiçbir imkanımız yok. Yani ama bir bakıyorsunuz etrafta, İşte bisiklet kullanan bir kardeşimiz var. Belli başlı ailenin evladı, imkanları var. Bir gün bana dedi ki, Erdoğan dedi, kullanmak istersen al, bir gün sana vereyim kullan dedi. Ben buradan, fil yokuşundan, onlar İskenderpaşa'da oturuyorlardı, oraya gidip bisikleti emanet alarak Emirgan'a kadar bisikletle gittim. Şimdi bana verdiği hazzı düşünebiliyor musunuz? Ve oraya giderken neleri geziyorsunuz? Yani işte Karaköy'den bir giriyorsunuz, Yeraltı Camisi vesaire, manevi büyüklerimiz var, ziyaret ediyorsunuz. Oradan Beşiktaş'a geliyorsunuz, Yahya Efendi Hazretlerinin bulunduğu bölge var. Orası da ayrı bir dünya. Yani
Orası biliyorsunuz Yahya Efendi Hazretleri Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi. Onların da hikayeleri var. Yani ve o farklı tabii, onları anlatmaya şey yaparsak burada belki zaman yetişmeyebilir. Oradan giriyorsunuz, o sahil boyu, işte Ortaköy Camisi, atalarınızın yaptığı o güzel mimari eserler, onları gezip geliyorsunuz. Yani zamanın ne kadar bir daha tekrar geriye kazanılamayacağını, iyi ki yaşamışız diyoruz o güzellikleri. Çünkü bir daha onu kazanmak mümkün değil. Ya nasıl kazanırsınız? Ne sağlığınız, ne yaşınız, ne paranız, hiçbir şey fayda etmeyecek. Bizim gençlere tek söylediğimiz şey, aman var olan değerlerinizi elinizde iyi muhafaza edin. Bunlar gerçekten de bir fanus içerisinde saklanabilecek değerler. Dolayısıyla yani tabii bu profesyonel hayatın yanı sıra, biz tabii zamanı hep değerlendirmekten başladığımız için o tarafa yavaş yavaş sanata doğru da yol alırsak, o rotada gidersek, ben evliliğimden önce ustamla tanışan birisiyim. İşte Kapalı Çarşı'da ustamla 82'ye kadar yaşamı devam etti ve ben 4 yıl o çubuktan başlayan, yani Rodos'tan gelip de burada örneğini gördüğümüz çubuktan başlayan sedef kakmalı bir eserin menşeine girip 4 yıl orada, işte onun kendisinin ustası Mihran Usta, o da bir Ermeni bir usta. Oradan da kısaca değineyim, geçeyim. Babası, Nersis Usta'nın babası, o da bir zanaatkar, öyle diyelim. Bir ayakkabıcı yanına veriyor. Ustamız pek mutlu olamıyor. Ya o başka bir şeyler arıyor yani. O anlattıkları o çünkü. Ve babası diyor ki, sen evladım burada yapamayacaksın galiba. Ben diyor seni Zincirli Han'a götüreyim. Ustası da orada. Yine Zincirli Han'a gidiyor. Gidiş o gidiş tabii. Orada tabi oluyor. O ustanın rahleyi tedrisatında başlıyor. Ve benim tanıştığım zaman 50 yıllık sedefkar ustasıydı o zaman. Bana bir hikaye anlattı. O hikayeyi de buna ekleyelim. Bir de Ermeni cemaatinden İstanbul'da özellikle ut yapan bir usta var. İsmi de Manol. Manol'ün utları diye de çok ünlüdür. Herkes kısmen ilgilenen bilir bunu. Bir Manol udum olsa da, yani benim Manol olsa da, işte en güzel sesi o verir. Estetiği de güzeldir, yapımı da güzeldir diyerek elde etmek ister. Şu anda da günümüzde bazı müzisyenlerin elinde utlardan mevcut. Sana bir şey anlatayım dedi. Baba Erdoğan dedi. Bana öyle derdi. toprağı bol olsun. Ve şöyle bir şey anlattı. Mercan'da bir Manol'ün yeri var o zaman. Esasında Kumkapı'da da yeri varmış. Sonra galiba Mercan'a taşınmış. Gidip gelen bir saka var. Eskiden sakalar da vardı. Satıcıların içerisinde o sakayı da ihmal etmemek lazım. Onlar da çok önemli bir hizmet vermiş bu topluma. Özellikle İstanbul'da da. Galvaniz tenekeler, yine yoğurt sırığı gibi sırığın omuza takılarak ucunda da galvaniz tenekeler var. 18'lik tenekeler. Yani 36 kilo litre veya su taşıyor saka. Herhangi bir çeşmeye gidiyor. İçilir durumda olan bir çeşmeye gidiyor. Dolduruyor. Sonra geliyor sizin evinize. Evinizde de, birçok evde de küpler vardı o zaman. Toprak küpler. Boşaltıyor. Siz suyu orada dinlendiriyorsunuz. O dinlenmiş suyu içiyorsunuz. Küpten içiyorsunuz. Veya küp şeyden, testilerden içiyorsunuz. Topraktan yapılmış testilerden içiyorsunuz.
O günlerde hep gördük, yaşadık tabii. Ve bu Manuel ustamız işte bir taraftan ut yapıyor. Ermeni cemaatinde de çok fazla sanatını öğretme gibi bir eğilim pek fazla yok. Belki kendi cemaatleri arasında kullanıyorlar, değerlendiriyorlar. Bu saka bir gün işte hanın içerisinde Manuel Usta'ya geliyor. Ut yaptığını da biliyor. İşte kışın geliyor, işte sobasında ısınıyor, dinleniyor. Ustam dinlenebilir mi? Dinlen evladım diyor. Bir taraftan da Manuel Usta çalışıyor. Haftada bir iki suyunu da getiriyor, işte satıyor suyunu. Diğer esnaflara da satıyor. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Sonra bir gün Manuel Usta'ya bir arkadaşı geliyor, diyor ki, ya Manuel Usta, sen tanınmış bir ut yapımcısın. Güzel de utlar yapıyorsun. Sesi de çok güzel. Ama sana rakip çıktı, biliyor musun, diyor. O nasıl olur kuzum? olmuş işte ustam, diyor yani. İnanmazsan ben yerini biliyorum, seni oraya götüreyim, diyor. Peki gidelim. İşte yer bu taraf, yani Beyazıt tarafı. Öteki ustanın olduğu yer Boğazkesen. Tophane'nin orada, Boğazkesen Caddesi'nin o ara sokaklarında bir yer. Geliyorlar atölyeye. Bir bakıyor, ut yapan delikanlı saka, kendisine su getiren. Yani atölyeye giriş hedefi ustanın çalışma tekniğinde yani önemli olan püf noktalarını orada yakalayabilmek. Şimdi bakın, yani ne kadar hani hem doğru bir hareket hem yanlış bir hareket. İkisini de beraber değerlendirmek lazım. yani işin güzel tarafı, yani tek elde kalmasın, bir usta daha yetişmiş olsun hedefi o. Dolayısıyla böyle bir atmosferi de onlar yaşamışlar. Bunu da bir anı olarak bana ustam anlatmıştı. Tabii Manuel Usta dükkana gidip görünce ut yapan ustayı, vah kuzum, senin geliş sebebin belliymiş der. ve onun o atölyesinde başarılar diler. Hatta tebrik eder, memnun olur. Öyle ayrılır. Ondan sonra da o ut yapımcısı kardeşimiz ut yapmaya devam eder. Tabii çeşitli alanlarda, yani hem bizim kendi camiamız, yani İslam ve Müslüman olan toplumun kesimin haricinde diğer camiada olan kardeşlerimiz de elbette bu topluma bir kenarından, bir köşesinden, içinden veya dışından hizmetlerde bulunmuş. Ben ustamdan böyle bir sanatı, sedefkarlık sanatını öğrenmemden dolayı ben gerçekten çok mutluyum. Çünkü bana ayrı bir değer vermiştir. İşte 1982'de de vefatıyla birlikte ilk önce Kurtuluş'ta ikamet eden, sonra Merter'de kısa bir süre ikamet ettikten sonra işte vefat eden ustamın esas oturduğu bölge Kurtuluş. Kurtuluş'taki Feriköy'deki hatta Ermeni cemaatinin kilisesinde ayini yapıldı. Orada duası yapıldı. Sonra da Mevlana Kapı'da bulunan Ermeni kabristanına defnedilmek için işte hep beraberce gittik. Biz yaklaşık 15 Türk arkadaşı olarak, ben de onun çırağı olarak, kendi dinlerince dualarını yaptılar. Ermeni cemaati, papazları geldi, dualarını yaptılar. Onlar çekildi kenara. Belki de ilk defa bir gayrimüslim üstüme nasip oldu. Biz Türk usulümüzle de dua yapıp hocamızı, ustamızı öyle uğurladık. Bu da ayrı bir yanıdır.
Neticede o da bu topraklarda yaşamış, burada doğmuş. Burada bulunan o güzel sedefkarlık sanatına emek vermiş. Hatta bir şey daha ilave edelim ona. Şu anda Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Hırkayı Saadet Kapısı'nı yapan, 1942 yılında vefat eden Vasıf Sedef Usta vardır. Bu da geçmişi yine asker kökenli Bahriyeli bir subay. Emekli oluyor, sedefkarlığa gönül veriyor. Beşiktaş'ta bir sedef atölyesi açıyor. Aynı zamanda da güzel sanatlar, yani Sanayi Nefise Mektebi'nde bir kürsü açıyorlar kendisine. Ve kendisi sedefle ilgili eserler üretiyor. Hırkayı Şerif kapısını yaparken de benim ustam Nerses Usta da birlikte çalışanlardan. Bunu da o sedef bölümünü böyle şey yapalım. İkinci sanatla, sedefkarlıkla ilgili sohbetimizde de diğer detaylarını anlatmaya çalışırız. Bu arada tabii bulunduğumuz bölgelerde, yani bizim özellikle Balat, Fener gibi bölgelerde o yıllarda yabancı cemaatlerin yaşadığı söz konusu tabii. İşte malum orada Patrikhane var, işte Bulgar Kilisesi var, diğer dinlere ait mekanlar var. Dolayısıyla o bölgede de yerleşik yaşamış ama komşuluklara hiçbir zaman için sorun yaratmamış olan bir komşuluk dönemleri geçmiş bildiğimiz kadarıyla. Biz çoğuna yakalayamadık belki. O bölgelerde belli bir olgun yaşta değildik. Belki böyle bir yaşlarda olmuş olsaydık daha derinlemesine sohbetlerimiz olurdu. Ama bildiğimiz kadarıyla bu bölgede yaşayan toplumlar hep birbirine barışık yaşamışlar. Sorunsuz yaşamışlar. Buraya geldiğimizde ise buradaki popülasyon tabii, yani İstanbul'un hem eski aileleri hem bazı yerlerden göç eden aileler de olmuş. Haydar bölgesine baktığımız zaman genellikle Siirt bölümünden gelen kardeşlerimiz, geçmişte birkaç jenerasyon öncesinde gelenler de var. Onlar da bu bölgede yerleşik yaşamışlar. Uzun yıllar burada kalmışlar. Şimdi artık onlar da buralardan ayrılıp başka semtlere doğru açıldılar. Biz tabii o gününün, o günümüzün İstanbul'unda, o günümüzün Zeyrek'inde, Fatih'inde veya bu Suriçi alanında olan yine yabancı cemaatlerin bulunduğu bölgeler de var. Tabii mesela bir Yedi Kule var, bir Kum Kapı var, ağırlıklı olarak nüfusların yoğunlaştığı bölgeler. Aynı yaşam tarzlarını da orada devam ettirmişler. Bizim Kırım kökenli olarak gelmemizin sebeplerinden bir tanesi işte az önce bahsettiğimiz Ahmet dedemizin Saraçhane'deki atölyesinin oluşu, Bulgaristan Filibe'den buraya gelişi, burada mekan sahibi oluşu, o dönemlerde itfaiyenin olduğu o alanı hatırladığımızda hemen karşı istikamette park vardır, itfaiye müzesinde ben karşısında. O parkın olduğu Bozdağ'ın kemerinden tutup Fevzi Paşa Caddesi'ne, ana caddeye kadar var olan kısımda iki katlı evler vardı. Yani orada da hem ahşap hem kagir evler vardı. Ne zaman onlar yok oldu? Şöyle yok oldu. Öncelikle 1950'li yıllarda bir Alman mühendisi gelip Yeni Kapı'dan Unkapanı Köprüsü'ne kadar olan alanı tamamıyla kaldırıyor. Ve kaldırılan bu bölgelerde işte bir yol açılması vesairesi söz konusu, işte genişletilme söz konusu. O kadar çok mescit, efendim, manevi iklime ait olan yerler, tarihi eserler var ki hepsi yok oluyor. Bazı televizyon kanallarında bu tarihe değinen kardeşlerimiz var. Sağ olsunlar, onlar çok detaylı bilgileri işte hem eskiyi hem yeniyi bir araya getirerek
şeyde ölçümleme de yapmışlar. Yani burada bu vardı ama bugün burada o yok, şu var gibi. Mesela Bozdoğan kemerinin hemen bu tarafında Unkapanı'na doğru inişinde olan bölgenin tamamı, hepsi arada mesela bir Revani camisi var. Efendim bir hamam var. Medreseler var. Birçok yapılar var. Onların hepsi de kalkıyor. Bizim çocukluk dönemimizdeki 1963'te mesela ilk şey başlıyor. O 61-62 yıllarda İMÇ çarşısı başlıyor. Yani bir kısımda İMÇ'den dolayı oradan yok edilenler var. Orada da çünkü ahşap yapılar var. Bu bulvar, o Atatürk Bulvarı dediğimiz bulvar, ortada çok geniş bir çimenlik platformu olan, yanlarda da işte gidişli gelişli ayrı ayrı yolu olan, Unkapanı Köprüsü'nden Bozdoğan'a, kemerine kadar olan mesafe. Sonra Haşim İşcan geçidi yapılmaya karar veriliyor. Biz çocukluğumuzda orası inşaat halinde, oraları harfiyatı yapılırken biz oraları bizzat gözlerimizle müşahede ettik. Tabii orası açılırken bir yerden yol vermek lazım, Aksaray'a inilecek. O Bozdoğan kemerinin Gazanfer Ağa külliyesi var, medresesi var hemen şeyin dibinde. Orası da eski İstanbul Belediyesi'nin müzesiydi. Sonradan bir vakfa verildi. Onun kenarından Boğazdağ'ını geçer geçmez itfaiye doğru bir yol açıldı. Oradan tekrar yine Fatih Parkı'nın, Tayyare Parkı da derler oraya. Oradan Aksaray'a, Oruç Gazi İlkokulu'na doğru olan bir gidiş istikameti yapıldı. Araçlar Unkapanı'ndan, yani Taksim'den gelen araçlar oradan itibaren aşağıya inmek için o yol, o güzergah organize edildi. Mesela yine o itfaiyenin karşısında olan Fevzi Paşa Caddesi, yani burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin binası, burada da Oruç Gazi'nin üstündeki o yolun geçtiği bölge, orada bizim çocukluğumuzda çok güzel bir park vardı. Çamlık, geniş. Mesela biz babamızı işten gelirken o parkın içerisinde beklerdik. Annem bizi oraya getirirdi. Ve orada işte babam Aksaray'dan yürüyerek gelir. Beraber hemen buraya çırçıra evimize gelirdik. Tabii bir başka güzeldi. Ne oldu? Ulaşım konusunda da bakıldığı zaman biz Millet Kütüphanesi'nin hemen yan tarafında, işte PTT filan hala galiba var. Orada Fatih Beşiktaş otobüslerinin durağı vardı. İleriden dönüp gelir, oradan son durakta orası, kalkış yapardı. Ondan hemen biraz önce de, yani 5-6 yıl öncesinde de bizim çocukluğumuzda Edirne Kapı Bahçe Kapı tramvayı vardı. Biz tramvaya biner, işte annemle çarşıya ineceğiz, Mısır Çarşısı'na ineceğiz, alışveriş yapacak filan. Birlikte tramvaya biner, tramvayla döner yine evimize o şekilde gelirdik. Bu tramvay sonra en son karşıdan kalktı. Yani Üsküdar Bağlarbaşı hattı vardı, bir de Kadıköy Moda hattı vardı. Deposu da yine Kadıköy'de o Hasanpaşa taraflarında bir tramvay deposu vardı. Bir süre orası tramvay müzesi olarak yaşadı. Şimdi galiba orası da kaldırıldı. Yani şimdi bakın, tarihe sahip çıkmak, yani bence o varlıkları hani mutlaka bir yerlerde yer alıyor da, ama bu toplum ne kadar tramvayı biliyor? Yani ne kadar o dönemde otobüsü biliyor. Ben mesela ilkokul birinci sınıfta ulaşımdan açıldı, ben o ulaşımı da bir şekilde anlatmaya çalışayım. Fil yokuşundan veya çırçırdan buradan ben Aksaray'a kadar yürürdüm. Valide Camisi'nin, o zaman orada göbek vardı. Yine alt geçitler yok. Yuvarlak bir göbek. Yani Beyazıt'a çıkarken gelir o göbekten dolaşır. Beyazıt'tan
O zaman Hürriyet Meydanı olarak ifade edilirdi. Yine galiba öyle ifade ediliyor. Valide Camisi'nin önünde durak vardı. Ben o duraktan böyle burunlu kısa otobüsler vardı. Opel falan gibi böyle markalı. Ben Bayrampaşa'ya bir teneke atölyesine ilkokul birinci sınıfta çalışmaya giderdim. Yazın. Yazın. Yaz tatili. İyi ki çalıştırmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bir tarafta presler çalışıyor. Teneke kutu yapıyor. Boya tenekesi, tiner tenekesi falan gibi teneke yapan bir atölye. Lehimler var, vesaireler var. Yani yüksek darbeli şeyler, presler var. Ve o birinci sınıfta bir çocuk oralara gidip geliyor. Ve oradan da tekrar akşam evine geliyor. Oradaki o otobüslerin kapıları, böyle kollar vardı şoförün yanında. Şimdiki bir düğmeye bas, otomatik kapı falan yok. Otomatik elle. Ön kapı açılır, arka kapı açılır. Şimdi tabii bunlardan biz hiçbir zaman için şey mi gördük? Yani kendimizi farklı mı? Asla. O kadar büyük bir heyecanla, o kadar bir şeyle. Çünkü babamız bize şöyle bir şey hedef gösterdi. Benim bir de ufak biraderim var. 6 yaş benden küçük. Biz biraderle işte her erkek çocuğunda olduğu gibi sünnet töreni yapılacak. Babam bana dedi ki, oğlum dedi, seni ben işe vereceğim. Ver baba. 3 ay çalışacaksın. Tamam. Buradan bir bedel ödeyecekler sana. Tamam. Bu bedeli sen bana vereceksin. Ben senin günlük ihtiyaçlarını, harcılarını, işte o gidiş geliş ücretlerini ve her şeyini tamamını karşılayacağım. Bunu da bilesin dedi. Altını çiziyorum. Ama dedi, senin 4 yıl çalışacaksın. 4 yılda biriktirdiğin parayla sana ve kardeşine sünnet yaptıracağız. Salon tutacağız. Bedelini sen ödemiş olacaksın. Şimdi bakın, bir şey yüklüyor size. Bir sorumluluk yüklüyor. Yani daha ilkokul talebesisiniz. Yani bu çocuk bundan anlamaz. Bu çocuk buna aklı ermez diye bir şey yok. Yani demek ki bir güven var. Ve iyi analiz yapılmış. Dolayısıyla sizi, yani her ne kadar ilkokul birinci sınıf talebesi olarak gördülerse de sizi hayata hazırlamak için öyle güzel bir altyapı hazırlanmış ki. Biz Akdeniz Caddesi'nde iki tane, bir altta bir üstte iki katlı, inişte vatana inmeden sol tarafta kamer düğün salonu vardı. Bizim sünnet törenimiz orada yapıldı. Yani o zaman işte o Vatan Caddesi yine aralıklarda da birçok ahşap evler vesaireler, yani yine çocukluğumuzda vardı. Özellikle Topkapı bölümüne doğru, sur içine doğru olan kesimlerde de öyle. Yani yine şöyle söylemek lazım. Hiçbir zaman için çocuğu çocuk gibi görmemek lazım diye düşünüyorum. Ben kendi adıma söylüyorum bunu. Yani mutlaka onun da bir algısı var. Onun da, ona da atılan bir temel var. O temeli bizler en iyi şekilde alabilmiş, kenarından köşesinden alabilmiş diye addediyorum kendimizi. Çünkü hayata hazırlanmak işte bunlarla da önemli. Yani sadece işte yaz tatiline gidelim, tatil yapalım. Ama her hafta sonu da gezmeye giderdik. Kumburgaz'a, Kumburgaz'daki bütün sahil, hiçbir ev yoktu bizim çocukluğumuzda. Yani siz buradan denize giriyorsanız 300 metre ileride bir de aileniz vardı. Başka bir aile vardı. Onlar da orada giriyordu. Yani İstanbul böyle bir İstanbul'du esasında. Sur dışından çıktıktan sonra zaten çok fazla bir şey de yoktu yani. Vardı ama hep sayfiye yerler. İşte Yeşilyurt, Yeşilköy, Florya, bunlar hep sayfiye. Bakırköy hatta yani. O sur içindeki İstanbul'dan sur dışına bir gelişim, bir büyüme mutlaka ihtiyaç vardı.
Ama buranın önemli bir merkez, önemli bir okul olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Ne olduysa burada olmuştur. Yani burası bir temeldir. Yani sur içi bir temeldir. Kim gelirse gelsin. Birçok işte farklı coğrafyadan gelen insanlar oldu. Mesela bu bölgede yani Balat'ta mesela Kastamonu'dan gelen çoktur. Sinop'tan gelen çoktur. Efendim işte bir dediğimiz gibi Şehremin'le Kırım'dan daha önceki göçlerle ilgili gelen aileler vardır. Hala onlar yaşayanları da vardır. Karagümrük keza öyle. Karagümrük'ün hemen öbür tarafı yine şeye doğru Mihrimah Sultan Camisi'ne doğru gitmeden o tarafta yine Kırım kökenli insanlar vardır. Ben birçoğunla orada görüştüm oradaki ailelerle. Mesela Kırım'ın ünlü düşünürlerinden İsmail Gaspıralı ve Numan Çelebi Cihan, Çelebi Cihan. Mesela o da Vefa'ya gelip okumuştur. Burada Edirne Kapı'da şeyde kalmıştır. Yani akrabalarının yanında kalmış belli ki. Orada çünkü Kırım kökenli insanlar var. Yani bu taraftaki şeye baktığımız zaman da özellikle Sultanahmet ve Can Kurtaran tarafında orada da işte bazı bölgeler Roman Mahallesi var. Oraya da birçok bölgelerden yine Anadolu'muzun bölgelerinden gelen yerleşen insanlar var. Bir kısmı da oraların esasında iş yeri olmaya namzet olduğu için zaman içerisinde işte otele dönüşmüş, restoranta dönüşmüş gibi bir yapı var o yarımadanın uç kısmında. Benim avukat Yusuf Ziya İnan'ın merhumun yanında çalıştığım dönemlerde ben o coğrafyayı çok iyi biliyorum zaten. Yerleşimleri biliyorum, ticareti biliyorum, matbaaların merkezi olduğunu biliyorum. Çünkü kitap bastıracağımız zaman işte birlikte yani ben daktilo ederdim. Yani 15 yaşında, 14 yaşında ben daktilo ederdim bütün yayınlanacak kitaplarını Yusuf Hoca'nın. Dolayısıyla yakınlarda da matbaalar vardı. Yani Hürriyet'in mesela merkezi oradaydı. Divan yolundan sola girdiğiniz zaman orada Hürriyet gazetesi, arada diğer gazeteler, Günaydın gazetesi vesaire filan. O bölgeler özellikle yine matbuatla ilgili ciltçilerden tutun her türlü şeye varana kadar orada esnaflar yaşardı. İşte ulaşımla ilgili bir süre tramvaydan sonra mesela tralöybüs. Ben buradan Fatih'ten giderken Cağaloğlu'na ofis oradaydı. Çoğu zaman yürürdüm. Bazen de tralöbüsle giderdim. Trolleybüste de tabii bir yaşam şeyi var. Biz bindiğimiz zaman bir otobüse kim olursa olsun bizden birkaç yaş büyük dahi olsa oturuyorsak başka bir yer yoksa hatta olmasına rağmen kapıya yakın olan yerde bile olsaydık kalkar o büyüklerimize yer verirdik. Onlar bizi sırtımızdan okşardı. Yani ne güzel bu hareketiniz, yaptığınız şey. Bakıyoruz, günümüzde yine bakıyoruz, yan yana bakıyoruz. Acaba farklılık var mı? Var. Var. Onlar ayrı bir değer tabii. O ulaşımla ilgili, münasebetle ilgili, o toplu taşımacılığın içerisindeki sizin yapmanız gereken doğal hareketleri sergilediğiniz bir dönem yaşadınız. Elbette bugünden mukayese ediyorsunuz. Ve tabii o dönemde kitap okumayı tabii o dönemlerde hem bana avukat Yusuf abimin bana şahsıma yazdığı yani kitapların üzerine yazarak hediye ettiği kitapları çok kütüphanemde durur. Peki bunları nasıl, nereye koyacağız? Oturursunuz kendinize, kendi el aletlerinizle bulduğunuz ahşap parçalarla kütüphane yaparsınız. Şimdi bir
Çocuğu şimdilerde çocuk odaları falan var da ama geçmişte böyle bir imkan yok. Oda imkanı yok. Onun yanı sıra herhangi bir kütüphane veya masa şeyi çalışma masası imkanı da yok. Siz kendi kendinize o kütüphaneyi yapıyorsunuz. Kütüphane demek çok büyük bir şey esasında. Hele hele kendi evinizde bir kütüphane oluşturuyorsanız, yani orada önemli bir hazine biriktiriyorsunuz. Okumak suretiyle tabii. Yani onları oraya koymak bir şey değil. Yani illaki bizim işte kütüphanemizde, ilgi alanımızda olan şeyleri bir şekilde onları oluşturup, buluşturup en güzel şekliyle emanetimizi hala saklıyoruz.